Merhabalar efendim. Diyanet TV ekranlarına iftarı beklerken programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Hayat bir tekamül sürecini takip edebilmek, bu süreç içerisinde Cenab-ı Allah'ın bizden olmamızı istediği seviyeye kemale ererek varabilmek. Tabii elbette bu bir edep dairesinde olabilecek bir hassasiyet, bir hadise. Nihayetinde bu edebi kendisine şiar edinmiş olan insanların yanı başında bizler de kendimize oralardan güzel yerler seçebilirsek, biz de edepli olanın yanında edepli olabilmeyi, kemale erenin yanında kemale erebilmeyi öğreniriz. Nihayetinde bu taklitten tahkike doğru geçen bir süreç demektir. Yani biz taklit ederek hakikate ulaşırız. Ramazan-ı Şerif de aslında bizler için bazı şeyleri taklit ederek hakikate ulaşabilmemiz için hakikaten muhteşem bir zaman dilimi. Öyle güzel bir iklim ki, öyle değil mi sevgili dostlar? Biz de istiyoruz ki bu zaman diliminde edindiğimiz kazanımları heba etmeyelim. Güneşin karı erittiği gibi eritmesine müsaade etmeyelim. Ve kalben öyle bir selamete erelim ki kalbi muarızlarımızı ortadan def edelim, kaldıralım. Bugün biz aslında o arızalı hallerin farkına varıp o hallerle birlikte yaşamamayı tercih etmenin yollarını çok kıymetli konuklarımızın sohbetinden işiteceğiz. Lakin aslında bu mevzu üzerinde durmamız gereken hasletler, kötü hasletler, haset, kibir ve riya. İşte bütün bunlardan bahsedeceğiz. Bunların varlığı kendi dünyamızda, kendi güzelliklerimizi nasıl setreder, örter, onların ön plana çıkmasına mani olur. Onlar ortadan kalktığında bizler ne güzel müminler oluveririz. İşte bütün bunların formülünü öğrenmeye gayret edeceğiz. Hani Süleymaniye'deyiz malumunuz. Süleymaniye Camii'nin içine girebilmek de aslında bu hassasiyetlere sahip olabilmenin bir nişanesi gibidir. Cami-i Şerif'in bahçesine adımınızı attığınızda sizler Allah'ın izniyle hasetten kurtulursunuz. O Cami-i Şerif'in bahçesinden bir iki basamağı çıkıp bu iç avluya geldiğinizde Cenab-ı Allah sizi riyadan arındırıverir, muhafaza eder. Nihayetinde bu Cami-i Şerif'in bu iç avlusundan Cami-i Şerif'in içine doğru seyrettiğiniz zaman işte o vakitte Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle kibirden arınmış bir şekilde içeride ibadetle, taatle meşgul olursunuz. Nihai hedef bu sevgili dostlar. Ama bu hedefe ulaşırken elbette çok doğru ifadelerle hakikaten kalbi selamete ermiş olan hikmet ehlinin hikmetli ifadelerine müracaat etmek gerekir. Biz de bugün sizlerle birlikte bu Süleymaniye Camii'nin huzuruyla, Cenab-ı Allah'ın bize ikram ettiği bu Ramazan-ı Şerif'in huşuğuyla birlikte değerli iki üstadımızın, konuğumuzun sohbetine kulak vereceğiz. Kalbin afetleri, haset, riya ve kibir hususlarıyla alakalı bizlerle birlikte kıymetli Adana Müftümüz Doktor Hasan Çınar Hocamız ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Turgay Şirin hocalarımız bu hususlarla alakalı bilgilerini paylaşacaklar. Ama öncesinde hani hasetten, kibirden, riyadan kurtulup insanlara gökteki yıldızlar misali yol gösteren öyle kişiler vardır ki onlardan birisi İstanbul'umuzun manevi sahiplerinden Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anh Efendimiz'dir. Onun hemen kurbundan, yanı başından hoş bir sada, çok güzel bir yürek, değerli Halit Törün hocamız, Eyüp Sultan Camii müezzin kayyumumuz şimdi bizleri Kur'an-ı Kerim tilavetiyle bezemek için hazır bekliyorlar. Gelin hep beraber bu ayet-i kerimeler evvela bizim gönlümüzden haseti, kibiri, riyayı def etsin ümidiyle gönüllerimizi açalım. Sonrasında birlikte sohbet edeceğiz inşallah. Efendim bendeniz Necip Karakaya, İftarı Beklerken programına hoş geldiniz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير بسم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ve min şerri gâsitin izâ vekab ve min şerri nefâsâti fil ukad ve min şerri hâsidin izâ hasad. Allahu ekber. Sadakallahul azim. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel mursalin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Maşallah, barikallah Halit Hocam. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Şimdiden Kadir gecenizi, Ramazan-ı Şerif'iniz, bayramınızı elbette nihayetini tebrik ediyoruz. Allah hayırlı ömürler versin efendim. Allah razı olsun. Bir mukabil efendim. Eyvallah. Selam ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Değerli dostlar, yeniden merhabalar. Halit Hocamıza hakikaten bu leziz tilavet için teşekkür ediyoruz. Nihayetinde Felak Suresini bize ikram ediverdiler. Oradaki mana üzerinde işte bugün sohbetimiz birazcık daha tecelli edecek. Güzelliği de o sure-i celilelerin, okunan ayet-i kerimelerin güzelliğiyle inşallah daha da hoş bir noktaya gelecek ki sizlere, gönüllerinize ikram edilecek. Girişte ifade ettiğimiz gibi aslında kalbi muarızlarımızı ortadan kaldırıp kalbi selamete erdirebilmek için, Ramazan-ı Şerif'in hitamına yakın bayrama selim bir kalb ile ulaşabilmek için inşallah bu konuda kıymetli iki hocamızla, yarın başımda kalbi cenahta Hasan Çınar hocamla, Turgay hocamla birlikte sohbet edeceğiz. Hasan hocam hoş geldiniz efendim. Afiyettesiniz değil mi efendim inşallah? Allah iyilikler versin. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Bütün izleyici kardeşlerimize selamları var inşallah. Allah razı olsun efendim. Hocam siz de hoş geldiniz Turgay hocam. Sağ olun, hoş gördük, hoş bulduk. Afiyettesiniz değil mi efendim? Çok şükür efendim. Sizi görüp kötü olmak mümkün mü? Allah razı olsun. Bilmukabil efendim. Allah razı olsun. Ramazan nasıl geçiyor Turgay hocam? Hamdolsun. Bu Ramazan çok keyifli geçiyor ya. Ben kendi adıma çok mutluyum elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani belki pandemiden dolayı özlediğimiz bir şey de olabilir ama bu Ramazan özel bir güzel geçiyor yani. Benim için çok hoş geçiyor. Bazı özlenen hasletlerin geri gelmesi, kavuşabilmek onlara ya, bizi çok mutlu ediyor değil mi efendim? Ya nasıl? Müthiş bir şey. Yani gerçekten o pandeminin de bize öğrettiği şeyler var. Bugün konuşacağız. Özellikle hüsnü ahlaka giden yolda da bizi... Değil mi efendim? Yani Rabbani bir terbiye sırrı da var o işin hakikaten. Tabii. Ama... Özledik gerçekten. Yani şu ortamı, şu sizleri. Şimdi en son Süleymaniye'ye Ahmet Yusuf'la ne zaman geldiniz merak ediyorum. Ya. Ama mahdumunuzu gördüm, beraber geldiniz evet. Buraya. Süleymaniye'nin evet. Yanı başında aslında babayla evladı buluşturan zamandır Ramazan. Ya tabii. Hakikaten böyle bir keyifli hali gerçekten de var maşallah. Evet. Aileleri, çocukları, evet, evet. Dostları, evet. Hakeza. Hele hele böyle güzel bir mekan, ecdadımızın da buradan hakikaten rahmetle yad etmemiz lazım. Elhamdülillah. Allah İnşallah Rabbim cümlesinden razı olsun. Bizleri nail eylesin. Eyvallah. Hasan hocam aslında bu bir yönüyle de şu noktaya getiriyor aslında müminleri. Ramazan aslında mümini fıtratıyla buluşturan aydır. Güzellikleriyle aslında arayıp ortaya çıkartıp bulduktan sonra keyif edip bir daha son nefesini verene kadar da hiç ayrılmayacağı güzelliklerle, hasletlerle buluşturuyor Ramazan-ı Şerif. Ama önüne öyle büyük bir set çekiyor ki üç madde, bugün de girişte ifade ettiğimiz, biri hasettir, biri kibirdir, biri de riyadır. Biz istiyoruz ki bunlarla hiç yolumuz kesişmesin. Biz bunlarla bir ömür geçirmek istemiyoruz. Eğer var ise de Cenab-ı Allah müsaade etsin de bertaraf edelim inşallah diye arzu ediyoruz. Lakin efendim bu afetlerden bahsedelim. Bunlar hakikat, varlıkları bizi çok üzüyor. Ve bir yönü itibariyle bizim için hedef olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzel ahlak örnekliğine ulaşmada mani oluyorlar efendim. O yüzden nereden başlasak doğru olur efendim? Buraya bir sohbete girizgah olsun efendim. Evet. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamden lillahi ve salaten ve selamun aleyhi ve sellem. Her şeyden önce
programınızı cumaya doğru, iftara doğru programını düzenlemenizden dolayı teşekkür ediyorum. Bu programla bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya ulaşan Diyanet İşleri Başkanımızdan Allah razı olsun. Çünkü bunlar, bu programlar bizim hasret kaldığımız, özlediğimiz programlardı. İnsanlarımız iftara doğru sofrayı hazırlıyorken aynı zamanda mutfağında televizyonunu da açıyor. Özellikle hanımefendilerden dinliyorum. Sizin programlarınızı yakinen takip ettiklerinin haberini sizlere vermiş olayım burada. Allah razı olsun. Biz de selam ederiz. Tabii bu Ramazan ayının içerisindeyiz. Ramazan ayının terbiyesi gerçekten şahane bir şeydir. Hocamın bahsettiği gibi bu hastalıktan dolayı, pandemi döneminden dolayı da ayrıca ahlaki yönden bizi etkilemiştir. Bana göre olumlu yönde etkilemiştir. Çünkü insanlarımızda bir uyanma, bir dirilme meydana gelmiştir bu salgın hastalık dönemindeki insanlarda. Biz o dönemi de iyi değerlendirmemiz gerekiyordu ve değerlendirmeye devam etmemiz lazım. Ramazan ayı bizim hani hacca gönderdiğimiz zaman insanlarımız ihrama girerler. Birisi o ihramlı olana söz söylese, tartışmaya girse, ayet-i kerimede diyor ya وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِ Hacda tartışma olmaz. Biri birine laf söylese, ihram olan kimse ona der ki اَنَا مُحْرِمْ اَنَا مُحْرِمْ Ben ihramlıyım der, sana cevap vermeyeceğim der. Bakın bir terbiyedir. Evet. Şimdi hakeza Ramazan ayı içerisinde diyor ki Peygamber, birisi size diyor hakaret etse, laf söylese, ahlak-ı zemime sahibi birisi sizi yorsa, sizin ona vereceğiniz cevap inni saim, inni saim. Ben oruçluyum kardeşim, ben sana cevap vermeyeceğim diyor. Derken gördüğünüz gibi Ramazan ayı bizi ahlaki yönden olgunlaştıran bir aydır. Ahlak nedir? Ahlak bizim güzelliklerimizdir, temizliklerimizdir, doğrularımızdır. Nefsimizi doğruya yöneltmektir, nefsimizi iyiye yöneltmektir. Nefsimizi afetlerden, bizim afet dediğimiz insanoğlunun başına gelen musibetler, evet, imtihanlar ve benzeri çileler. Bunlardan ahlaki prensiplerimizle, ama bu ahlak İslam ahlakı, ahlaki prensiplerle kurtulmamız lazım, korunmamız lazım. Onun için diyor ya, tehallaku bi ahlakillah. Ayşe validemize sordular da Peygamberimizin ahlakı nasıl, evet, diye. Dedi ki onun ahlakı Kur'an ahlakıdır. Kur'an ahlakıyla ahlakın. Kur'an bize hayatımızla ilgili bahsetmiş olduğunuz o afetler, haset, riyakarlık, kibir, ucub, efendim kıskanmak, tecessüs, ne bileyim bu kötü ahlak-ı zemme dediğimiz bütün bu hasletleri bizden alıp götüren, götürmesi gereken bir konudur. Eğer biz Müslüman olarak mesela haset dediniz, imanla haset, imanla riya bir arada bulunmaz ki. Eğer varsa bir rahatsızlığımız var demektir. Onları teferruatına gireceğiz. Hı hı. Ama başlangıçta ben şu kadarını söyleyeyim. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için buyuruyor ki وَاِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظ۪يمٍ Evet. Habibim, evet, biz seni en yüce, en büyük ahlak üzere yarattık. Benim bu konuda bir tespitim var. Çalışmam da tespit üzerine olduğundan dolayı. Kur'an-ı Azimüşşan'da neler var diye sorduğunuz zaman bazı ilmi kitaplarımızda şunu görürüz. İşte itikadi konular var, ibadet konuları var, muamelat konuları var ve bir de ahlak konuları var. Halbuki biz ahlaki konuları en başa alacağız. Zaten ahlaki konular o kadar yayılmıştır ki ibadette de ahlak, muamelatta da ahlak, itikadi konularda da ahlakı görüyoruz. Göremiyorsak olmaz zaten. Yani yani imanın da ahlakı olur mu? Tabii olur. Yani Allah'ı görüyoruz, Allah'ı işitiyoruz. Allah'ı her yerde, Allah bizimle beraberdir. Nasıl seninle beraberse yanlış yapıyorsun? Allah hani seninle beraberdi. Anlatılır ya, Hazreti Ömer bir çobanı görüyor, yaklaşıyor, tebdili kıyafettedir. Bu hayvanlar senin mi diyor? Çoban diyor ki yok, benim değil diyor. Senin değil mi diyor? Ya şuradan diyor 2-3 tanesini bana ver de diyor, al parasını cebine koy diyor. Yok efendim diyor, bunların sahibi Medine'de, ben sahibi değilim bu hayvanların diyor. Hazreti Ömer diyor ki, tanımıyor o onu tabii. Ya diyor, al parayı cebine koy. Dersin ki hayvanları sel aldı götürdü, kurt aldı yedi dersin. Yani koy cebine parayı, ver şuradan sahibi üç tanesini. Sahibi görmeyecek ya. Tabii. Çoban öyle bir iman sahibi ki, efendi efendi diyor, sen kaşlarını çatıyor, şu damarı kabarıyor. Sen ne söylüyorsun diyor. Bu hayvanları da, sahibini de, seni de, beni de gören Allah da mı görmeyecek benim bu yaptığım yanlışı? Evet. Hazreti Ömer alnından öpüyor. İşte diyor, iman bu diyor. Temmet iman, iman bu diyor. Turgay Hocam, tam bu noktada aslında hani Muhterem Hocam'ın ifadelerinden yola çıkarak, ibadetlerin özü dua ise kulluğun özü de güzel ahlaktır. Böyle desek yeri midir efendim? Yani şu bağışlayın, bir şey daha, buyurun, ekleyeyim.
öyle o kadar çok güzel ahlak örnekliği var ki aslında bizi bu güzel ahlaktan mahrum edecek çirkin ahlak özellikleri çok az noktada. Yani onlar varken güzel ahlakı görmemezlik etmek bir mümine yakışmaz herhalde, değil mi efendim? O kulluğun özü güzel ahlaka seyretmek lazım. Elbette öyledir ve bunun da en güzel örneği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Nitekim onun ahlakı Kur'an ahlakıydı ve o her şeyiyle bize bir örnek teşkil ediyor idi. O zaman kulluğun da özü gerçekten güzel ahlaktır sözünün teyidi Peygamberimizdir. Hatta biliyorsunuz onun sıfatının başında da abduhu ve resuluhu geliyor. Abduhu da kulu manasında, abdiyet sırrı çok önemli bir şey. İşte o abdiyet sırrının zirvesi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En önemli özelliği her haliyle o güzel ahlakı yansıtıyor olmasıydı. Şimdi bu mübarek ayda bu güzel ahlakın terbiye edildiği, gerçekten Rabbani ve Rahmani eğitimin zirveye çıktığı bir ay. Şimdi ilk başta sordunuz o Ramazanlarınız nasıl tabi? Şimdi eskiden Osmanlı'da da öyle sorulur imiş. Ramazanlarınız nasıl diye sorulur imiş. Evet. Şimdi güzel ahlakla da ilişkisi şöyle. Ramazan kelimesi Arapça ramade kökünden geliyor. Ramade bu güneşin böyle çölü yakıp kavurmasına deniyor. Öyle ki o yanmış kumun üzerine bir de yalın ayak bastığınızı düşünün. Evet. Bu yalın ayak basmaya da ramada deniyor. Çok enteresan. Ayağının yanması. Ramadi ise bu çılgın sıcağın adeta böyle yanmış çölün üzerine yağan güz ve bahar yağmurlarına Araplar ramadi diyorlardı. Ramadan kelimesinin buradan geldiği söylenir. Yani o yanmış gönüllerin, o adeta hani kavrulmuş, nasıl ki ayağını sıcak dokuma basarken bir anda böyle soğuk bir suya atlamak istersiniz. Evet. İşte Ramazan gerçekten bizim yanmış gönüllerimizi, böyle kavrulmuş gönüllerimizi yıkayan yağmurlar gibi. Ve o yağan yağmurlardan da nasıl yeşillikler yeşerir, bahar yeniden ortaya çıkarsa, insanın taşıdığı o rahmani bir nüve var. Hilafet sırrıyla birlikte gelen ve nefahtu fihi min ruhi diyor. Ruhumdan üfledim. Hazreti Adem'in yaratılışında anlatıyor. Dolayısıyla insan taşıdığı ruh itibariyle Allahu Teala'ya bir kurbiyet taşıyor. Ve bu taşıdığı öz ve emanet, ki ne deriz? Emaneti Rabbine teslim etti deriz, değil mi? Evet. Vefat eden kişi. İşte bu emanet bir tohum gibi, bir nüve gibi düşünürsek, işte bu ibadetler başta Ramazan olmak üzere ve Allahu Teala'nın bize emrettiği ibadetlerin hepsinin en büyük gayesi bizde var olan bu nüvenin, yani bu tohumların inkişaf etmesidir. Kişinin içerisindeki bir tohum içten yarılırsa, ki çok önemlidir. Tohum içten çatlarsa hayat olur. Dışarıdan müdahale edilirse ölüm olur. Evet. O yüzden Allah'ın yaratılışına, daha doğrusu Allah'ın yaratış sırrına, hulkiyet aynı zamanda yaratış, o Allah'ın verdiği kanun sünnetullah, o yaratışa müdahale etmeden insanın o ta Hazreti Adem'den taşıdığı nüvenin inkişaf etmesi lazım. İşte Ramazan bu toprağı sulayıp o tohumun ortaya çıkmasını sağlayan bir yağmur gibi. Eğer idrak edilirse, eğer gerçekten yaşanırsa ve sırrına vakıf olunursa, o zaman kul taşıdığı emanet sırrı inkişaf eder. O kulda o sır inkişaf ederse Muhammedi olur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun bize en güzel örneğidir, Üsve-i Hasene. İşte onda bu sır inkişaf etmiş. Yürüyüşünde, oturuşunda, kalkışında, her halinde hüsnü ahlakı insanlara bizatihi model olarak göstermiştir. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnet-i seniyyesine ittiba gayreti insanı bu kötü hasletlerden, huylardan beri eğileyecek, değil mi efendim? Kesinlikle öyle. Hatta ben buna şöyle bir şey de ekliyorum. Çok basit bir formül yani. Çok doğru. Ben diyorum ki çok büyük akademik bilgiye sahip olmaya gerek yok. Bir mümin, bir Müslüman İslam'ın emirlerini hayatına uygulasa, adeta bir kalite yönetim sistemi gibi. Ne diyor? Hiç yani şey idrak etmese bile ne olduğunu arkasındakini, sadece ameli olarak uygulasa bile müthiş bir hayat yaşar. Gerçekten o hani kalite standardı dedim ya, cennetliklerin kalite standardına yükselerek hayatını muhteşem bir kaliteyle yaşar. Eyvallah.
Hasan Hocam aslında zaten herhalde mesele buradan yola çıkarak ifade edilirse daha iyi anlaşılıyor. Çünkü hani bizler bazen böyle yaşlıca teyzelerimizin, amcalarımızın o artık aldığı nefes hikmet, verdiği nefes hikmet olan kişilerin yanına vardığımızda çok huzur buluyoruz imani açıdan. Ve sadece onların yanına yanaşsak da keşke bunlarla birlikte Cenab-ı Allah haşretse bizi diyoruz. Neden? Onlar da aynen bu Muhterem Hocam'ın ifade ettiği gibi koşulsuz, tabii tamamiyle ön kabul ile alınmış ve hayatın tamamına sirayet ettirilmiş bir sünnet hayatı var. Sünnet-i Seniyyeler bütünlüğü ve Muhammedi bir hayat var. İşte buna iman aslında ya da bunu seçmek kalbin selamete ermesi anlamına gelmiyor mu efendim? Buradan devam ederek bir insan kalbinin selamete erdirilip nihai cennet hayatını yaşamak ve cemalullah'a kavuşmak varken niye haset batağına düşüversin efendim? Haset nedir? Yani hasetin bir anlamını bilsek efendim, buradan yola çıkarak acaba niçin biz hasede doğru meylediyoruz? Nefsimiz niye buraya bizi sevk ediyor? Bunu öğrensek efendim. Evet. Haset kitaplarda zaten bu haset, riya ve bu gibi konuları özellikle İmam Gazali rahmetullahi evet. aleyh ve muhasibi bunlar eserlerinde geniş bir şekilde işlemişlerdir konuyu. İzleyici kardeşlerime tavsiye ederim. Kimya-i Saadet'i, İhya-ül-Ümüddin'i, muhasibinin eserini gözden geçirirlerse daha geniş bilgiye sahip evet. olurlar. Çünkü bu saatlerce anlatıp da bitecek bir konu değil. Evet. Hasedin biz sözlükte kıskançlık olduğunu, çekememezlik olduğunu görüyoruz. Ama haset ıstılahta ise yani kullandığımız manada ise bir insanın karşısındaki insanda olan şeyin kendisine geçmesini veyahut da karşısındaki insanda olan Allah'ın verdiği o nimetlerin ondan kaybolup gitmesini talep etmesi gibi ağır bir ifadedir. O yüzdendir ki siz de girişte söylemiştiniz. Yani haset, İyyâküm vel haset diyor Peygamberimiz. Aman aman dikkat edin ha, hasede dikkat edin. Haset sakın yapmayasınız. Haset yaptığı kimseyle ilgili değildir. Haset yapan kimseyle alakalıdır. Zararları yapan kimseye evet, çok fazla evet. dokunur. Diyor ki feinnel hasede yekülül hasenat. Haset, hasenatı yer tüketir. Kema tekülün evet. nar el hatab. Ateş, odunu yiyip tükettiği gibi hasetçilik de, haset yapmak da bitirir tüker amelleri. Bir şey bırakmaz. Ateş odunu yakıp tüketmez mi? Aynı şekilde haset yapa yapa kişi kendisini de tüketir, amellerini de tüketir, bitirir, yok eder. Tabii hasedin şöyle bir yönü de vardır. Birinci manada kullandığımız o evet. manada haset, evet, karşıdakinin elinden gitmesi, karşıdakinin bana geçmesi, benim olsun, onun olmasın. Allah-u Teala herkese nimet veriyor. Herkese lütfundan, rızkından, inanan da inanmayan da veriyor. Ama hasetçi ortaya çıktığı zaman bunu kendine geçsin veyahut da onda yok olsun düşüncesi içerisinde yıpratmaya çalışıyor ve kendisini üzüyor. Bu birinci manadır. İkinci manası da karşıdakinden yok olsun değil ama bende de olsun manasıdır ki biz buna gıpta diyoruz. Bu gıptayı Peygamber Efendimiz haset kelimesiyle ifade ediyor. La hasede illa fitneteyn hadis-i şerifinde diyor ki iki şeyde gıpta vardır. Orada biz hasedi gıpta manasına kullanıyoruz. İki şeyde gıpta vardır. Bunlardan birisi Allah'ın mal mülk verdiği bir insan ki o insan o malıyla mülküyle hele hele şu Ramazan ayında elhamdülillah ben Adana'da çok yakın bunu müşahede ediyorum kardeşlerimden. O kadar güzel zekatlarını veriyorlar ki, o kadar güzel fitrelerini veriyorlar ki, fidyelerini veriyorlar ki, sadakalarını veriyorlar ki anlatamam. Ben buna şahit olduğum için bir müftü olarak şahit oluyorum ve Allah razı olsun Müslümanlardan diyorum. Müslümanlar böyle sosyal adaleti teminde zekata, fitreye, fidyeye bunlara dikkat ettikleri müddetse Allah'ın izniyle bizim toplumda inşallah birliğimizi bulacak hiçbir şey olamaz. İkinci manadır gıpta manası o hadis-i şeriflerin. Onun ikincisi de o ikinci mananın ikinci maddesi de ilim sahibi birisi var. Kur'an okuyor, ilim tahsis etmiş, ilmiyle amil ve bu ilmiyle amil olan kardeşimiz bu ilmiyle etrafını da aydınlatıyor, nurlandırıyor, ilim veriyor, anlatıyor. Ve sen de kenardan bak diyorsun ki ya Rabbi ben de keşke bu kardeşim gibi ilme sahip olsam da ben de anlatsam. Şu güzel Kur'an okuyor kardeşimiz evet. demin ne kadar güzel okudu hafızımız. Onun okuduğu gibi ben de Kur'an'ı güzel bir şekilde okusam. Kul e'udu bi rabbil felak. Aydınlanan sabahın Rabbine, sabah Rabbine sığınırım. Min şerri ma halak. Yarattığı şeylerin şerrinden sana sığınırım Allah'ım. Ve min şerri gasikin idâ vakab. Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden sana sığınırım Allah'ım.
Ve min şerrin neffasati fil ugad. Düğümlere üfleyen o sihirbazların sihrinden sana sığınırım Allah'ım. Ve min şerri hasidin izâ hased. Sormuş olduğunuz sorunun cevabı. Allah'ım hasetçinin hasedini yaptığı andaki zararından, hasedinden sana sığınırım Allah'ım. İki, üçüncü önemli, tarifi de söylemek istiyorum. Lütfen. Üçüncüsü de, bakın birincisi hasedin tam ortası. İkincisi gıpta dedik, güzel şeydir. Üçüncüsü de bu gıptayı elde etme hususunda yarışmadır. Buna biz fel yetenafesil mütenafisun, yani mütenafis, yarışma deniyor. Ayet-i Kerime'de bu ifadeyi buluyor. Hayırda yarışma, güzelde yarışma. Allah'ın vermiş olduğu sendeki o güzellikleri ben de elde edebilmek için gayret sarf etmem. Bu hususta hep beraber toplumca gayret sarf ettiğimiz zaman inşallah haset falan bize dokunamayacak. Ben bu sefer Hazreti Ebu Bekir'den için Ebu Bekir'i geçeceğim diyen Hazreti Ömer'in hali gibi değil mi aynen efendim? Aynen öyle. İşte odur, mütenafis odur işte. Yarışma, eyvallah. Hayırda yarışma, doğruda yarışma, güzelde eyvallah. Yarışma. Eyvallah muhterem hocam, Allah razı olsun. İzninizle ben bir eser okuyacağım. Eser dönüşünde birazcık bu haset eden insanın psikolojisini anlamak adına efendim konuşalım isterim. Emniyetle. Yani nasıl bir psikoloji haset etmeye insanı sevk eder? Ya da eğer bu psikolojideki bir insanla muhatapsak biz nasıl davranalım ki o hasetinden vazgeçsin? Biraz bunu konuşalım mı inşallah emniyetle, Turgay emniyetle. Hocam? Emniyetle. Ne demek? Buyurun Üstad'la. Kimin adı?
Ahmet seni uzaktan tanır, Allah Allah. Kimi Ahmet seni uzaktan tanır, kimi yaklaşır da kör olur gider, kimi yaklaşır da kör olur gider, kimi Gonca Eyvallah efendim. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz Hüseyin'cim, Hasan'cım, Alper'cim. Sizler de öyle efendim. Ama giriş harikuladeydi. Maşallah. Tambur ile Nâi Şerif. Muhteşem. Cenab-ı Allah bu eserin hasletleriyle bizleri kavuştursun. Güzel hasletlerle. Allah razı olsun. Eyvallah efendim. Ne güzel denk geldi. Hem Ahmet Soyyiğit efendinin, hem Yahya Soyyiğit ağabeyim merhum. Rahmet olsun inşallah. Dostlar birer Fatiha okuyalım Yahya abimize. Ya. Muhteşem bir eser. Allah razı olsun. Turgay Hocam, devam edelim. Yüreğinize sağlık. Eyvallah. Allah razı olsun efendim. Devam edelim diyorum da Hasan Hocam, Turgay Hocam, şimdi öyle muhteşem bir müktesebatımız var ki sen bir konuyla mı konuşuyorsun? Hasan'a bir eser diyorlar ya. Yani. Bu sana yardımcı olsun. Eğer hasetle mücadele etmek istiyorsan bizde de böyle bir eser var diyorlar yani. Bu da ruh zenginliği demek. Nihayetinde o ruhu tabiri caizse o fıtrata en yakın noktada teslim edeceksek eğer, sahibine emaneti teslim edeceksek, bunlar da bize hakikaten yoldaş oluyor bu eserler. Hem de nasıl yoldaş oluyor? Gönlümüzün pası silindi efendim. Yani Allah razı olsun. Allah çok güzel, razı olsun efendim. Çok hoş. Bunlar ruhla yazıldığı için, ruh da dedik ya Rahman'a kurbiyet arz ediyor. Evet. Ve oradan alıyor ilhamını. Dolayısıyla hani eskiler der yazdırılıyor tabiri caizse. Evet tabii çok güzel. Yani bu böyle tefekkürle dur oturup şunu yazayım da olacak bir şey değil. Çünkü o tesiri halk eden de Allah. Amin. Ve o ruhaniyeti hissediyorsunuz. Müthiş bir şey. İşte evet. Bu kıvama ulaşmak lazım. Bu kıvama ulaşamayanlar psikolojik rahatsızlıklar yaşıyorlar. Bu öncesinde sorduğunuz soru. Evet efendim. Şimdi psikolojinin bu işlere bakışını arz edeyim. Müsaadeniz olursa. Şimdi psikoloji haset gibi, düşmanlık gibi veya bizim kötü ahlak dediğimiz davranışları tanımlıyor gerçekten. Ve özellikle klinik anlamda da tanımlamaları var ve psikopatoloji dediğimiz ruh hastalıklarının tasnifiyle ilgilenen, sebepleriyle ilgilenen bilim dalı da bu hastalıkları, daha doğrusu bu semptomları, bunları semptom olarak söylüyor. Bu semptomları psikolojik rahatsızlıklar içerisinde tanımlıyor. Bunları aynen de böyle tanımlıyor. Yani kıskançlık, iletişim bozuklukları, dürtü kontrol bozuklukları, efendim hostilite dediğimiz bir şey var. Mesela hostilite klinik psikolojide çok önemli. Ruh sağlığında düşmanca fikirler demek. Hmm. Mesela öfkenin iki boyutu var. Bir duygu boyutu var, bir fikir boyutu var. Şimdi öfke duygusu var. Evet. Bir de fikri var. Saldırganlıkla ilgili düşünceler var. Bir de eylemi var, üçüncüsü. Mesela bir insan öfkelenebilir ama eyleme geçmeyebilir. Veya öfke davranışlarını zihninde düşünebilir ama eyleme geçmeyebilir. O yüzden mesela öfke terapilerinde de, öfkeyle ilgili yapılan çalışmalarda da en çok bu ayrışmalar üzerinde duruluyor. Evet. Ve bu bilişsel çarpıtmaları fark etmesi kişiye öğretilmeye çalışılıyor. Bunu fark eden kişi daha sonra bunun ayırdına giderek uygulamada bunu nasıl durduracağını terennüm ederek ve bir nevi antrenmanlarla öğretiliyor. Psikoterapi bunun için yapılandırılmış. Şimdi mesela Ramazan'la ilgili yapılan araştırmalar var. Oruç veya itikaf. Son 10 gündeyiz malum. Bu yapılan bilimsel araştırmalarda bu Ramazan öncesi ve sonrası ölçümlerde, yani oruç tutanlarda veya itikafa girenlerin öncesi ve sonrası ölçümlerde mesela hostilitenin azaldığı görülmüş. Mesela hostilitede düşme var. Mesela haset ve kıskançlık duygularında düşme var. Evet. Geleceğe dair karamsarlık ve olumsuz düşüncelerde düşme var.
Yani bunların hepsi ruh sağlığının çok önemli göstergeleri olduğu için bunları bilimsel kanıtlarıyla anlatmaya çalışıyorum. Yani bilim de bunlar üzerine çalışmalar yapıyor gerçekten. Özellikle ülkemizde gittiğim psikologları bu manada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Onları da buradan tekrardan tebrik ediyorum. Hakikaten insanın, yani din ve maneviyatın insan üzerindeki etkisini anlamamızı sağlayan önemli bir bilim, din psikolojisi. Çok güzel çalışmalar var. Bu çalışmalar da bize gösteriyor ki ibadetlerin, daha doğrusu Müslümanlığın, Müslüman olmanın diyelim, evet, ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri var. Haset, kıskançlık, hostilite, düşmanca fikirler, işte gıybet, hakeza bunun sonuçları içerisinde. Bunların hepsi olumsuz ruh sağlığı göstergeleridir diyebiliriz. Yani psikolojik manada. Tabii bunların tedavisi nasıl oluyor diye düşünürsek, işte tedavisi de aslında bize İslam'ın öğrettiği değerlerle oluyor gene. Ama bunu bugün psikoterapi biraz daha sistematik hale getirmiş. İşte mesela zıttını yaptırmak aslında özetinde. Önce onun, evet, bilişsel altyapısını anlamak, zihindeki o çarpıtmayı fark etmek, neden bu düşünceler oluşuyor, neden bu düşünce... Çünkü davranışların kökeninde düşünceler yatıyor. Düşündüğümüz gibi davranıyoruz. Şimdi bunu düşündüğümüz gibi davranıyoruz diyoruz ya, veya düşünceler, duyguları ve davranışları etkiliyor. Çok enteresan, mutasavvıflar da buna benzerini söylüyor. Yani büyük Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri'nin çok sevdiğim bir şeyi var. Der ki, şuurunuzu değiştir, yani bilinci değiştirirseniz haliniz değişir, haliniz değişirse kaderiniz değişir. Müthiş bir şey. Yani önce bilinç değişecek, yani biliş, şuur değişecek, şuur hali değiştirecek, halde kaderi. Tersinden düşünürsek, halinizi değiştirirseniz önce, yani ters metodu da var. Hal değiştirerek, halini değiştirirsen şuurun değişir, bilincin değişir, bilincin değişirse de kaderin değişir diyebilir. O halde efendim, o kadar önemli ki. Yani o haset batağına düşmüş insanın oradan kurtulabilmesi için hem düşünce yapısının, hem fiillerinin, evet, hem de yaşadığı toplumun tabiri caizse, evet, değişmesine yönelik bir sevk gerekiyor. Aynen öyle oluyor. Ve halini, ve hem hali değişiyor, hem bilinci değişiyor. Bu ikisi değişince hali de değişiyor, davranışları da değişiyor, diğer insanlarla ilişkileri de değişiyor. Ama en temelde kaderi değişiyor. Bu müthiş bir şey. Değil kader efendim, sırrı burada etkileniyor. O yüzden bunların olumsuzları olduğu gibi olumlu örnekleri ve çözümü olduğunu da insanlarımız bilmeli. Ama bunun çözümünü aslında en nihayetinde gene bize İslam dini veriyor. Hocam Gazali'den bahsetti. Bir önceki şey de çok önemlidir. Gazali'nin yaşadığı bir hal var. Ve müthiş iki tane eseri var. El Munkizu Minet Dalal, Dalaletten Kurtuluş. Ve İlcamul Avam An İlmil Kelam diye bir kitabı var. Bu kitabın bir hikayesi var. Çok enteresan. İmam Gazali Hazretleri dini şüphe içerisine, daha doğrusu entelektüel bir kriz yaşıyor aslında. Her entelektüel insanın geçtiği bir şeydir bu. Evet. O kriz de bir dert. Dert de dermandır. Yani derdi olmayanı dermanı olmaz. Şimdi mübarek dolaşıyor, arıyor bunu. Terk-i diyar ediyor ki, terk-i diyar ettiği zaman da üniversitenin başında diyelim ki bugünkü tabirle rektör düzeyindeyken bırakıyor gidiyor. Senelerce görünmüyor. Geri döndüğünde El Munkizu Minet Dalal diye bir kitap yazıyor. Küçük bir risaledir. Evet. Dalaletten Kurtuluş Risalesi. Aslında bu psikoloji tarihi açısından bakarsak ilk psikobiyografidir. Yani hallerinin yaşadığı psikolojik tecrübeleri yansıtıyor. Mesela orada bu yaşadığı krizlerin çözümünü şurada bulduğunu söylüyor. Diyor ki, bu dertten delil istidlali ile kurtulamadım. Yani çok enteresan. Evet. İşte o şunu dedi, bu bunu dedi, işte dipnot, delil toplamayla bunları, yani bugünkü tabiri anlayalım, bilimsel akademik çalışmalarla bunların içinden çıkamadım diyor çok. Bu dertten ancak Allah-u Teala'nın kalbime ilka ettiği bir nur ile kurtulabildim. Muhteşem hocam. Şimdi ve bunu delillendiriyor mübarek. Diyor ki ayet-i kerime de Allah-u Teala men yuridullah hayran yeşrah sadrahu lil İslam. Allah kime hayır murad ederse onun göğsünü İslam'a şerh eder, açar ayetini delil gösteriyor. Bu ayet inzal olduğunda ashab soruyor Efendimiz'e. Ya Resulallah, bu ne demektir? Yani göğsün İslam'a şerhi ne demek? Çok önemli bir şey. Açılması ne demek? Bir peygamber cevap verir değil mi? Ya. Evet. Diyor ki, nurun kalbe ilkası demektir.
Bakın yani Gazali'nin yaşadığı hali anlatıyor. Delil. O ne demektir? Yani onun delili nedir ya Resulallah diye soruyorlar. O da mübarek şöyle cevaplıyor. Gönlün dünyadan yüz çevirip ahirete yönelmesidir. Subhanallah. Ya, çünkü bu hali bir insan yaşasa, nur kalbine ilka etse artık dünyevi şeylere ne önem verir? Evet. Hasetmiş. Ve aslında özür dilerim psikosomatik bir değişimi de gösteriyor. Çünkü bu sadece bir hal olarak kalmadığını, davranışlara da yansıdığını bize gösteriyor. Buna psikosomatik değişim diyoruz. Şimdi bunun olumlu değişimi olduğu gibi negatifinde olumsuz yansımaları var. Bunlar da psikosomatik bozukluklar deniyor. Yani sırf düşüncesinden dolayı felç olan, olumsuz düşüncelerinden dolayı tarif edilemeyen, tıbbın teşhis koyamadığı problemler yaşayan insanlar var. Ne diyor doktorlar buna? İşte psikolojik diyor. Doğru. Çünkü insan aynı zamanda manevi bir varlıktır. Sadece biyolojik bir varlık değil, bedensel bir varlık değil. Biz bir ruh taşıyoruz gerçekten ve bu ruh aslında sadece gözlemle bile anlaşılabilir. Bu gözlemle anlayanlardan biri de meşhur Immanuel Kant denen bir filozofumuz var. Belki bu bizi izleyen gençlere de çok önemli bir şey olabilir. Çünkü bugünlerde bu deizm, ateizm konuları da çok gündemde. Evet efendim. Akılcı felsefenin babası Kant deniyor. Kant diyor ki bana Tanrı'yı hiçbir şekilde izah edemezsiniz diyor. Bak çok enteresan. Lakin Kant da bir tecrübe yaşıyor. Evet. Gözlem yapıyor. Tabii bilimde gözlem çok önemli bir şey. Evet. Kendi içe bakış, kendine bakıyor. Etrafı gözlemliyor falan. Sonra kendine yöneliyor ve diğer canlılarda olmayan bende ne var diye bakıyor. En sonunda şu tefekkür sonucundaki, tefekkür bizde niye ibadet? İşte çok önemli bir şey. Tefekkürün sonucunda şöyle bir şeye ulaşıyor. Diyor ki ben diğer hayvanları gözlemledim, canlıları gözlemledim. Onlarda bende olmayan, bende de onlarda olmayan bir şey var. Ben de onlarda olmayan bir şey var ve beni diğer hayvanların üstüne çıkarıyor. Hatta bunu şöyle bir cümleyle söylüyor, sonra açacağım. Kendi saçımdan tutup kendimi havaya kaldıramıyorsam Tanrı vardır diyor. Hmm. Şimdi bunu söylerken de delillendiriyor, şöyle diyor. Ben diyor kendi içime baktım, hayvanlarda olmayan bir özellik gördüm. O da ahlak diyor. Bunu Kant söylüyor. Bunu Kant söylüyor ve Kant diyor ki hayvanlarda ahlak yoktur. Anlamlandırma, üst düzey bilişsel yapı yani spiritualite dediğimiz şey yoktur. Hayvan tutup da ahiret inancı veya ne bileyim şöyle düşünün. Ben hep şey örneği veriyorum. Aslan avladığı bir antilopun kemiğini hatıra olsun diye saklamaz. Ya şu av çok güzel geçti. Baktıkça onu hatırlarım. Arkadaşım da orada yaralanmıştı. Ya o hatırası var falan deyip bir kemik müzesi yapmıyor. Böyle bir anlamlandırma yapamıyor, bir yükleme yapamıyor, bir ahlak, mesela iyi, kötü, güzel, çirkin gibi değerlendirme yapamıyor. İşte diyor, evrim de deseniz, beni evrimsel olarak bunların üzerine çıkaran bir şey var, o da ahlak. Bunu ben kendi kendime yapmış olamayacağıma göre, ben kendi kendimi diğer canlıların üzerine çıkaramayacağıma göre, o zaman beni çıkaran bir güç var, onun adı Tanrı'dır. Eyvallah efendim, şimdi Salih Baba Erzincan'da diyor ki, ey nefhayı can bülbülü gizleme canan sendedir. Aratma gel ehli dili ol gülü handan sendedir diyor. Cenab-ı Allah hakikaten o gülü handanı ya da can bülbülünü nakşedivermiş mümin kulunun kalbine. Ve bunu da mümin kulunun bulup ortaya çıkarması için yanına da yoldaşlar tayin edivermiş. Onlar da güzel ahlak sahibi olan kişiler. Biraz buradan devam edelim mi Hasan Hocam? Kıymetli Turgay Hocam'ın ifadelerinin üzerine. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمَّ مَكَرْمَ الْاَخْلَقِ ben en güzel ahlakı, ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim diye buyuruyor. Ve اَدَّبَنِ رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يبِ yani beni yetiştiren, bana bu ahlakı öğretiyi veren Rabbimdir diyor. O ne güzeldir, mürebbidir, o ne güzel eğitendir, o ne güzel yetiştirendir diyor. Şimdi Rabb'in yetiştirmiş olduğu bir peygamber var ve bu peygamberi Kur'an-ı Kerim'de bize Allah-u Teala üsve-i hasen olarak en güzel örnek olarak gösteriyor. Ve bu mekarimi ahlakla ahlakı her sahada, her konuda baba olarak, yönetici olarak, bilmem dede olarak, ne bileyim her şeyde, her yönde bizim önümüze bir ahlak koyuyor Peygamber Efendimiz. Ve bu ahlakı hamide dediğimiz şey insanları olgunlaştırıyor, insanları yetiştiriyor. İçinde bulunduğumuz yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman mesela desek ki Ramazan ayını
önemli hale getiren, Ramazan ayını 11 aydan ayıran özellik nedir? Deriz ki Kur'an bu ayda inmiştir çünkü deriz. Peki bu Ramazan ayının hangi gecesinde inmiştir? Kadir gecesinde inmiştir. Allah-u Teala inne enzelnâ fî lilet kadir diye biz azimüşşan Kur'an'ı Kadir gecesinde indiriyor. O zaman Kadir gecesinde inen bu Kur'an'ın içerisinde ahlaki yönden bizim her yönümüzü elâ ye'lem men halak, yaratan yarattığını en iyi bilendir diyor. Bizim manamızın da maddemizin de gerekli olan enstrümanını, gerekli olan ihtiyaçlarını Allah-u Teala önümüze koymuş. Yani ruhun gıdası şudur diyor. Mesela geçen ben Amatem'e gittim. Amatem'de 57 tane esrar ve eroğünden dolayı tedavi gören kardeşlerimiz var. Allah buradan dua edelim. Allah onlara da şifalar versin. Amin. Bizim kardeşlerimiz, yabancı kimse değil, bizim gibi konuşan, bizim gibi yiyen, bizim gibi içen insanlar düşmüşler ama yani imdat diye bağırıyor. Sen bunu elini uzatmazsan kim uzatacak? Bu kardeşlerimize destek olmamız lazım. Sordum, dedim ki gençler Kur'an okumasını biliyor musun? 4 tanesi biliyoruz dedi. Gerisi bilmiyor. Ama bazıları da zaten kesmişler. Dedim ki bakın ruhun gıdası Kur'an'dır. Allah diyor ki ben seni tanıyorum. İnsanoğlu seni ben yarattım. Hocamın söylediği ruhu ben üfledim sana ve seni ben yarattım. Senin hamurunu ben yoğurttum ve sana ruhu verdim. Senin en iyi tanıdığım için ruhunun gıdası olarak da Kur'an'ı gönderiyorum diyor. Ruhunun gıdası olarak da Muhammed'i gönderiyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sen eğer ruhun gıdası olan Muhammed'i dinin dışına atarsan, dinin kenarına bırakırsan, yani Muhammed'e gerek yok. Tamam, peygamberdir, görevini yapmıştır, tebliği almış göndermiştir. Ya bu kadar basit midir? Söz yerine geldiği için söyleyeceğim. Hocam çok güzel bir ayet-i kerime okudu. Yeşyah sadrahu, ayet-i kerimenin yani gönlünü açması konusunu sahabe anlamadı diyor bak. Hocam ne diyor? Sahabe anlamadı diyor. Peki anlamayınca ne yaptı? Yani Ebu Bekirler, Ömerler anlamamışlar ya. Düşünebiliyor musun? Aliler anlamamışlar. Gitmiş demiyor ya Resulallah, bu ayetten biz ne mana çıkaracağız? Ne anlayacağız? Çünkü bu sorunun cevabını ancak bir peygamber verebilir. Ama sen şimdi diyorsun ki 23 yılda bu peygamberin 23 tane hadisi yoktur diyorsun. Allah'tan korkmak lazım ya. Milattan önce yaşayan filozoflar bile, Aristo, Eflatun, Sokrat vesaire vesaire, her birisinin yüzlerce, binlerce sözü var kitaplarda. İlim diye, bilim diye insanlara okutuyorlar, öğretiyorlar. Ama bu dinin peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme 23 yılda 23 tane sözü yoktur diyeceksin. Bu da bir müminin kendi peygamberine haseti değil midir efendim? Aynen İnsan öyle. Kendi peygamberine haseti de. Ben buradan diyorum ki Adana Müftüsü olarak elhamdülillah Kur'an-ı Azimüşşan'la beraber Buhari'ye de ben iman etmişim. Müslim'e de ben iman etmişim. Ben Kütüb-i Tis'a'ya iman etmişim. Peygamberimin bütün hadislerine iman etmişim ben. Mevzulara zaten biz hadis demiyoruz. Sen ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim? Bizim gençliğin aklını fikrini bulandırmaya niçin çalışıyorsun? Söz buraya gelmişken bağışlayın, söylemek istiyorum. Bizim alimleri itibarsız hale getirdiler. O hale getirdiler. Ama getiremeyecekler. Çünkü biz de kürsülerden konferanslarda cemaatimize bunu anlatacağız. İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafiler anlatacağız. İmam-ı Gazaliler anlatacağız. Hiç kusura bakmasınlar. Bunlar müştehit insanlar. Bunlar Kur'an'ı en iyi anlamış, bunlar sünneti en iyi anlamış insanlar. Yetmedi, yetinemediler. Bu sefer sünnete döndüler. Dediler ki Muhammed'in bunlar hadis değil ya, bunlar uydurmadır. Bunları atın. 23 tane ahlak hadis var, onlara bakalım dediler. Ondan da yetinemediler. Şimdi Allah muhafaza etsin, Kur'an'a dil uzatmaya başlıyor bazıları. Ya arkadaş, şu Ramazan ayında bırakın da insanlar Ramazan orucunu güzel tutsunlar ya. Güzel tutsunlar ya. Ben Adana Müslüman olarak diyorum ki bugün orucumuzun kaçıncı günüdür? Bakın çarşambayı perşembeye bağlayan gece Kadir gecemiz, öyle değil mi? Allah evet, nasip ederse inşallah ki son 10 gecede Kadir gecesini arayın diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Peki biz Kadir gecesine Allah ulaştırsın hepimizi. Lakin biz her geceyi Kadir bileceğiz. Ama şu ana kadar orucunu tutamamış olan kardeşlerime sizin aranızda buradan fetva veriyorum. Diyorum ki Allah öldürme diye. Hayattasın ya. Elin tutuyor, gözün görüyor, kalbin atıyor, ayakların çalışıyor. Allah sana sağlık vermiş, afiyet vermiş. Eğer ölseydik, halimiz perişan olur. Ramazan ayına ulaşıp da oruca niyet etmemek ne demektir bir Müslüman için? Hemen şehide minkümü şehre felyesumu. Ramazan ayına ulaşan kesinlikle oruca niyet etsin diyor ayet-i kerimede. Sağlıklı olan kimse için söylüyorum ha. Ama ulaşmış, oruç tutmamış. Hemen buradan da fetvamı söylüyorum. Bu kardeşlerime desin ki beni izleyen kardeşlerim, yarından itibaren niyet etsin, oruca başlasınlar. O Rahman ve Rahim olan Allah onu da affedecektir. O Allah diyor ki Kur'an'da قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اِنَّهُ وَالْغَفُرُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Habibim kullarıma de ki
nefislerine karşı haddi aşan kullarıma de ki Allah'tan ümidi kesmesinler. Psikolojinin zirvesi budur herhalde, değil mi hocam? Allah'tan ümidi kesmesin. La ye'esu min rahmetillah, başka ayette. Allah'tan ümidi kesmek dinimizde haramdır, yasaktır. Bir kul hangi halde olursa olsun, hangi dertte olursa olsun Allah'tan ümidi kesmemesi lazım. Çünkü likulli da'in devam illel mev, Peygamber buyuruyor. Her hastalığın ilacı vardır, her derdin dermanı vardır, ölüm hariç diyor. O yüzden bizim üzerimize düşen dermanı aramaktır. Allah'ta evet. Diyor ki ümidi kesme. İnnallâhe yeğfirü zulme cemi'a. Allah işlediğiniz günahın boyutu ne olursa olsun affeder. O gafurdur, o rahimdir. Kardeşlerim kandil gecesinde ne diye dua edecekler? Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fa'fu anni demeyecek miyiz? Ne demek? Allah'ım sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Ne olur beni de affet. Allah'ım ne olur bizi de affet. Allah'ım şu ana kadar oruç tutamayan kardeşim yarın orucuna başlasın, fetva veriyorum. O Rahman ve Rahim olan Rabbim inşallah o kardeşim de affedecektir. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. İnşallah bu ümide de sarılıyoruz biz. Bizim de zihnimizi hocamın dediği gibi bundan daha güzel bir psikoterapi var mı? O kişinin Allah-u Teala'dan ümidini kesmemesi. Aslında bu nokta Turgay hocam kişiyi riyadan da uzaklaştırıyor. Yani o riyanın ikiyüzlülük oluşu ya da ya işte topluma bir türlü, Rabbi ile münasebetinde başka türlü. Ya da insanların bu haslete sahip olmuş olanların yanında olup da onların da kötü hasletlerini gördükten sonra onlara da ya yok kardeşim siz de kötü değilsin, sizden daha nice kötüler var yaklaşımı vesaire. Şimdi bütün bunlar aslında Ramazan-ı Şerif'in kendisine has farz olan ibadeti oruçla tedavi için bir adım atılabilecek bir durum değil mi efendim? Riya anca oruçla da ortadan kaldırılabilecek bir kötü haslettir desek yeridir herhalde. Riyaya geçelim mi efendim birkaç cümleyle? Memnuniyetle. Sonra bir eser okuyacağım inşallah. Memnuniyetle. Ben riyayı şöyle kendimce tasnif tarif ediyorum. Riya sevgiyi Allah'ın dışında aramaktır. Çok güzel hocam. Gidip başkalarında aramaktır. Çünkü riya yapan kişinin asıl emeli nedir? Başkaları görsün. Peki görsün ne yapsın? Beni takdir etsin. Beni sevsin aslında altında. Sevgiyi asıl araması gereken yerde değil de başka yerde arayanlarda riya oluyor. Şimdi aslında özünde gene sevgi arayış var. Çünkü o ruh Rabbi ile buluşmak istiyor. Oradan firak olduğu için, ayrılık olduğu için Mevlana'nın dediği gibi. Oradan ayrıldığı için tekrar oraya dönmek istiyor. Hocam ruhun gıdası dedi. Ruhun gerçekten bir gıdası var. Tefekkür ettiğimiz zaman bu gıda da Gazali'nin anlattığı ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde söylediği nurdur. Ruh nur ile gıdalanır. Nura ulaşmak ister. Ben bunu müsaadenizle bir metaforla anlatmak istiyorum. Lütfen. Çok iyi anlaşıldığını düşündüğüm bir şey. Şimdi ışıklı ya da güneşli bir ortamda üzerimizde bir siyah perde örtsek, bu perdenin altı karanlık, üstü aydınlık kalır değil mi? Şimdi Arapçada karanlık kelimesi, zulmet kelimesi karanlık demek. Zalim karartan demek. Kafir örten demek. Kefara örttü, kafir örten demek. Şimdi bir insan, bu perde metaforunu şöyle düşünelim. O güneş ve güneş, gelen güneş ışığı nur olsun, metafor. O nur nasıl ki aşağı ulaştığında işte şu çiçek, şu böcekler, şu çimen bile güneşten beslenebiliyor değil mi? Fotosentez yapıyor. Evet. Güneşin ziyasıyla besleniyor, hayatta kalabiliyor. Elbette. Tıpkı onun gibi ruh da ancak nurun ziyasıyla beslenebilir. Kul kendini örttüğü zaman, yani Allah ile arasına bir perde koyduğu zaman, kafir olmak işte tabiri caizse, o şirk işte bu. Şirkin bize zararı var, Allah'a bir zararı yok. Kendi kendimizi örtüyoruz. Araya koyduğumuz o mal, mülk, şöhret, riya için kullanılan o araçlar, gösteriş için kullanılan her şey ne oluyor? Bize perde oluyor. Perde olursa kişiye, kişi zulmette kalıyor hocam. Karanlıkta kalıyor, zalim oluyor. Aydınlık zannettiği karanlıkta. O zaman o ne çok, arıyor? Evet. Şimdi demin baştakiyle birleştireceğim. Nurdan beslenemeyince yerdeki kırıntı su birikintilerini yalamaya başlıyor susuzluktan. Çünkü nefs toprak bedenle birlikte ortaya çıktığı için, bedenimiz de toprakta olduğu için toprağın nimetlerinde Rahmani aşkı aramaya çalışıyor. Şehvette arıyor, parada arıyor, kumarda arıyor, şurada arıyor, burada arıyor. Riyada böyle ortaya çıkıyor. O zaman çözüm de o perdenin kaldırılmasıdır. Peki hocam, yani bağışlayın ben şimdi bir eser okuyacağım ama
Dönüşte müsaadenizle Hasan Hocam'la döneceğim ama sonra aynı mevzuda yine size gelelim. Memnuniyetle. Şimdi orada o perdenin kalkması için yani biliyoruz ki aslında riyanın zıttı ve riyayı ortadan kaldıracak ihlastır yani. Ya. Samimiyettir. O ihlas ve samimiyeti de kulun Rabbi ile arasındaki ilişkide ortaya koyması gerekir ki kullara bu yansısın. Ben o ihlas kısmını zaten annenizle kullara yansıyan kısmında yine Turgay Hocam sizinle konuşalım isterim ama bir eserden sonra. Ne demek? İzninizle ben gönlümüzün cilası oluyor. Allah buyurun. Razı olsun efendim. Buyurunuz üstadım. Hakkı
nasip olsun hac. Hakkın yolunda nasip olsun hac. Hakkın yolunda. Nureddin pirim, Fahreddin şeyhim. Nureddin pirim, Fahreddin şeyhim. Aşk-ı azizim, Hakk'ın yolunda. Aşk-ı azizim, Hakk'ın yolunda. Muhibbi ordu Allah'ı buldu. Muhibbi ordu Rabbini bildi. Bulan oldu Hakk'ın yolunda. Bilen olur Hakk'ın yolunda. Dost ile dostum Hakk'ın yolunda. Dostuna dostum Hakk'ın yolunda. Maşallah, Cenab-ı Allah dostlarına dost etsin inşallah cümlemiz. Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olunuz. Eyvallah efendim. Maşallah. Yüreğimize eyvallah. Sağlık. Barik Allah razı olsun. Barik şu dostların güzelliğine bakar mısınız efendim? Ne güzel. İlahi duyunca geliyorlar. Evet. Sohbetle bezeniyorlar. Aşkı hisseden ruhlar değil mi efendim? Hemen uçuşuyorlar ya. Ne kadar güzel. Yani Cenab-ı Allah insana öyle güzellikleri o kalbinin derinine de değil. Yani bulabileceği, görebileceği o ihlası, samimiyetini yerleştirivermiş. Fıtrat da bunu arıyor işte değil mi ya, hocam? Aramaz mı? Yani sonra buluyor, geliyor. Ve hani ben de böyle olayım diyor Rabbine. Ya Rabbi bak bunlar ne güzeller işte. Toplanmışlar, zikrediyorlar. Ben de öyle olayım diyiveriyor. O yüzden hani herhalde o müminler halka oluşturmuşlar. Cenab-ı Allah'ı zikrederler. Cenab-ı Allah meleklerine sorar der ki varın gidin bakalım ne yapıyor onlar. Öyle bir şey hatırlıyorum değil mi efendim? Perdeyi hadisi kaldırıyor bak kullarıma diyor. Sonra da oraya ne olur? Tecelli rahmani olur. O da nur tecellisidir gene. O da aşkla hissedilir. Allah. İşte ışığa giden pervaneler gibi aşkı gören ruhların oraya gitmesinin sebebi odur. O yüzden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ne diyor? Benim dinim aşk dinidir demiş. Evet. Ya İslam aşk dini gerçekten. Aşk imiş her ne var alemde diyelim. Gerisini devam ettirmeyelim efendim. İhlas diyelim ve ihlas oluverelim inşallah. Aşkı niyaz ederiz der ya eskiler. Aşk olsun efendim. Eyvallah. Eyvallah. Şem'e yanan pervaneler gerçekten kelebekler ateşe aşık imişler. Nerede nur görse, nerede aydınlık görse hemen oraya doğru koşarlarmış ve etrafında döner de dönerler, döner de dönerler. Aşk öyle bir şey ki ateşi hafif deyince biraz uzaklaşırmış ama dayanamaz. Tekrar döner, tekrar etrafına döner döner ama dayanamaz. Sonunda da kendisini içine atarmış. Ya. Şimdi bazen bakıyorum da bazı insanlar ben aşık oldum, biz aşık olduk falan. Lan ne hani siz aşıktınız bir ay süre, bir sene sonra bütün aile mahremiyetlerini hep ortaya döktünüz. Milletin gözü önüne her şeyinizi anlatıyorsunuz. Hani aşıktınız siz? Nasıl aşktı ya? İçi boşalmış bir kelime. Yani Hazreti Ebubekir aşıktı peygambere, ölümüne hicret yolunda yanındaydı. Hazreti Ali, Ehl-i Beyt'in sultanı, Fatma anamızın, Hasan Hüseyin Efendimizin babası, peygambere aşıktı. Ölümüne onun yatağına yatıyordu, öyle değil mi? Aşk. Aşk kelimesinin içini boşaltmamak lazım. Aşk kelimesinin hem bu dünya ve hem de ahirete yönelik ciheti vardır. Sadece dünyada ve 3-5 zevk aldıktan sonra tamam aşk bitmiş. Böyle bir kelime değil ki aşk kelimesi ya. Neyse geçelim şimdi ihlas kelimesine. Eyvallah. Şüphesiz riya konusunun tedavisi ihlastır dediğiniz gibi. Ve amellerimizi özellikle
İhlası elde edebilmek için gerekli olan amellerimizi gizli yapmamızdır. Gizli amellerimizi gizli yapmamız bizi riyakarlıktan kurtaracaktır. Ama hangi amelleri? Bazı ameller var ki gizli de yapamayız. Farz olan amelleri. Allah'ın emretmiş olduğu hac ibadeti nasıl gizli yapacaksın? Efendim namaz, cuma namazı ibadeti nasıl gizli yapacaksın? Ben cumaları evde kılıyorum diyebilir misin ya? İnsanlar görmesin. Din bir vicdan işidir. O yüzden ben cemaate gitmiyorum ama ben evde. Olmaz kardeşim. Hele bir de bir adam yani bir şey yapmıyor, ondan sonra da toplum içinde ya hocam sen namazım orucum tutmuyorum ama bir de benim kalbime bak. Ya senin kalbine bakalım da ne olmuş senin kalbine? Diyor ya kalbin pasını iki şey siler. Tilavetul Kur'an ve tezkiretul mevt. Ölümü hatırlamak ve Kur'an'ı çokça okumak, Allah'ı çokça zikretmek kalbin pasını siler. O kalbin maneviyatını ihlasla doldurmak lazım ki seni riyakarlığa götürmesin. Ama farz ibadet, zekat vereceksin. Tamam karşındakini mahcup etme ama bir toplum için oturduğu zaman da elhamdülillah ben bu sene 1.000 lira zekat verdim, 1.000.000 lira zekat verdim. Bunu söyle ki başkalarına da örnek olsun. Peygamberimiz buyurdu ki, اَدِّينُ اَنَّسِيحَ Din nasihattır dedi. Yani din nasihattir. Sahabeye sordu, وَمَنْ يَا رَسُولَّهِ Kimisin ya Resulallah? Dedi ki, لِلّٰهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِاَيِّمَّةِ الْمُسْلِمِينَ ve velil müminin, ahmetil müminin. Evet din bir samimiyettir, ihlastır. Kim için? Allah için. Allah'a inancımızı o kadar samimi yapmamız lazım ki Allah bizi her an her yerde görüyor, işitiyor, duygusunu hiçbir zaman unutmayacağız. Ben Türkiye'deyim, Allah beni görüyor. Ben İstanbul'dayım, Allah beni görüyor ama Ankara'ya gittiğim zaman nasıl olsa kimse görmüyor, akrabalar da görmüyor. Veya Türkiye'ye çıkıp Tayland'a gittim veya Çin'e gittim nasıl olsa kimse görmüyor. Ya Allah görüyor ya. Allah'ın görme sıfatını ihlaslı hale getirdiğimiz zaman biz o zaman fiillerimize daha çok dikkat edeceğiz. Yani ihlas ile ihsanı birleştireceğiz. Birleştireceğiz. Eyvallah. O yüzden diyoruz ki ihsanı kelimesini tarif ederken diyoruz ki sanki Allah'ı görüyormuş gibi hareketlerine dikkat et. Sen Allah'ı görmüyorsan bile Allah seni görüyor ya diyor ya Cibril hadisinde. El ihsanu en te'abudallah kenneke terav feinlem tekün terav feinlev yarak. O seni her an görüyor. Her yerde görüyor. O işitiyor seni. Ve diyor ki Allah'a karşı samimi ol, peygambere karşı samimi ol. Peygamberimize karşı samimi miyiz? Allah onun ümmet olmayı cümlemize nasip eylesin. Amin. O diyor ki ben ümmetimin ateşe düşmesinden, o ateşe düşenler gibi düşmesinden onları korumaya çalışıyorum. Mahşer gününde herkes dünyada bir tane duası var, onu kullandı bitirdi ama ben mahşere bıraktım. Mahşerde ümmeti alnını secdeden kaldırmayıp ya Rabbi ben ümmetimi isteyeyim diyen bir peygambere karşı biz nasıl samimi olmayız? Nasıl ihlaslı olmayız? Kur'an-ı Kerim'e karşı düşünebiliyor musun? Kur'an'a karşı samimi olun diyor Peygamber Efendimiz. Kur'an'a karşı ihlasımızı nasıl muhafaza etmeyiz biz? Bir ara Beyazıt-ı Bistami bir tasavvuftan bir dem vuralım isterseniz. Kemal noktasına doğru gidiyorken Beyazıt-ı Bistami'nin yaşamış olduğu bir olay var. Onu buradan müsaadeniz olursa paylaşmak isterim izleyicilerimizle. Beyazıt-ı Bistami bir gün bakıyor ki bir dağdan iniyorken ormanlık alandan. Bir kadın sırtına ağaçları yüklemiş işte çalı çırpı falan, yaşlı da kadın, hayli de yorgun, böyle burnundan soluyor. Baktı ki yorgun kadın, Beyazıt-ı Bistami Hazretleri, büyük zat, Allah dostu, Evliyaullah. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de, Ela inne evliyaullah la khafun aleyhim ve lahum yahsanun. Agah olun, dikkat edin. Allah dostları vardır. Onlar normal insanların duyduğu korkuyu duymaz. Gelecek kaygısı duymazlar onlar. O yüzden o Allah dostlarını gördüğünüz zaman onların duasını alın diyor. Ayette geçiyor, Peygamberimiz hadiste buyuruyor. Peki Allah salih kullardan bizleri eylesin. Amin. Bunun üzerine Beyazıt-ı Bistami bir an olsun şey yolu ya, eğitim yolu ya, adab yolu ya. Baktı ki kadıncağız böyle yorgun, oradan bir aslanı çağırdı, gel gel dedi. Aslan hemenden, çünkü Beyazıt-ı Bistami hayvanlarla da konuşuyordu aynen Süleyman Aleyhisselam gibi. Hayvan geldi, Beyazıt-ı Bistami'nin yanına kedi kesildi. Ondan sonra kadının yüklerini aldı, onu sırtına yükledi ve yola revan oldu. Gitti. Şehre, köye yaklaştılar. Ondan sonra kadına dedi ki, nasıl dedi bu anlattıklarımı, bu yaptıklarımızı anlatacak mısınız dedi millete. Ya sen dedi nasıl adamsın dedi ya. Sen nasıl insansın dedi ya. Beyazıt-ı Bistami birdenbire şaşırdı. İyilik yaptığımıza bak, kadın bize hakaret ediyor, sen nasıl insansın dedi. Ya sen nasıl dedi koskoca bir ormanın kralı bir aslanı merkep haline getirir de sırtına yüklersin bunlar ya. Bir ikincisi
sen nasıl insansın dedi bana, açıktan açığa keramet gösteriyorsun dedi. Beyaz Sibistami perişan oldu. Uzun müddet bunu unutamadı. Kendine seki düzen vermede, ihlası tekrar yakalayabilmede bir zaman ona gerekti. Baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. O yüzden Rabbim ihlasla yaşamayı, samimiyetle yaşamayı, peygambere karşı da samimi olmamızı, üsve-i hasene olması hususunda, yani öyle diyor ya, peygamberim, müjdecim, kurtarıcım, sana sığmayan hayatı teperim diyen üstadın dediği gibi, o peygamberin yolunda yürümeyi de Allah bizlere nasip etsin, ama nasıl? İhlasla. Kur'an'da da İhlas suresi var. Kul huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. İhlas suresinde özellikle kardeşlerime tavsiyemdir, buradan hediyem olsun. Peygamberimiz sabah namazının iki rekatlık sünnetinde birinci rekatta Kafirun suresini, ikinci rekatta da Tevhid suresi olan İhlas suresini okurmuş. İnşallah kardeşlerim sünnette, ama ha farzlar demiyorum, sünnette bu iki sureyi de okurlarsa iyi olur. Ashab-ı kiramdan da sürekli bu iki sureyi okuyanlardan bir tanesine bir arkadaşı demiş ki, sen niye başka sure bilmiyor musun ki bunları okuyorsun? Güzel. Bunlar o kadar çok hoşuma gidiyor ki, çok seviyorum, o yüzden okuyorum, o yüzden dermiş. Hakikaten çok güzel Resulullah'a bir nokta. Resulullah söylemişler, o da tasdik etmiş. Değil bırakın mi okusun demiş, tabii. Yani bu haşa kolaya kaçmak değil. Değil, yok. Namaz hemen bitsin demek değil, çok seviyorsun. Çok seviyorum. Muhteşem ki hakikaten sevilir. Burada bu da bir ihlas göstergesidir, ihlas nişanesidir. Yalnız Turgay Hocam, Allah muhafaza, yani ihlasın olmaması, günahların tekrarı insanları harama, haramın tekrarı insanları Allah muhafaza küfre kadar götürebilirse eğer, ihlasın olmayışı da dolayısıyla riyanın varlığı da insanı şirke götürür mü hocam? Ya işte en büyük perde olur. Perde dedik ya. Ya. Perdenin kaldırılması ihlasla mümkün. Ve bu söylediğinizi Kur'an da teyit ediyor. Çünkü ibretlik hocamın tefsir alanı. Gerçekten Kur'an'ı ibret nazarıyla düşündüğümüzde ihtiyaç duyduğumuz tüm psikoloji, ki İslamik psikoloji diye artık yurt dışında konuşulmaya başlandı, İslamik psikoloji diye, o psikolojiyi orada görüyorsunuz. Şimdi bakın, hepimiz iyi kötü biliyoruz, duyuyoruz. Şeytanın secde etmeme ayetini biliyoruz. Şimdi bu ayetlerde şeytan kendisine mühlet verilince şeytanın şöyle bir sözü var. Diyor ki, öyleyse ben se'ek'udenne ala sıratekel müstakim. Senin sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Duracağım. Makam tutacağım, Rab tabiri caizse. Ka'ade oturmak demek. Kullarını sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından saptıracağım. Geleceğim. Süsleyeceğim diyor. De üzeyinen nehum, le amiran nehum, emredeceğim, süsleyeceğim. Bak, o ayetin sonunda da şöyle bir ifade, bir yerde onları çok az şükreder bulacaksın diyor. Demek ki şükürsüzlük şeytaniyettendir. Gerçekten şükürsüzlük aynı zamanda bir psikolojik rahatsızlık göstergesidir. Çok önemli bir şeydir. Memnun olmama, mevcut hali kabul etmeme, kendiyle barışık olmama, öznel iyi oluş hali deniyor psikolojide bugün. Pozitif psikolojide bunun olmaması demek. Çok şükürle ilgili ayrı bir bahis olur. Bir evet. Ayetin sonunda da gene aynı şeyler anlatılıyor bir yerde de. Sanıyorum biri Bakara'da bir Nur suresinde de, emin olamıyorum şimdi. Şöyle bitiriyor. Onları saptıracağım, sağlarından, sollarından, arkalarından yaklaşacağım. Muhlisun hariç. Onlara bir şey yapamam. İllel muhlis. Yani ihlas sahipleri. İhlas sahip, illel muhlisin. Şimdi bu ne demek? Bir de burada şunu şöyle okumamız lazım. Bu ayetin geriye gittiğimizde Kur'an'a sorsak şeytanı nerede bulurum diye. Ayet bize ne diyor? Sırat-ı müstakim üzerinde göreceksiniz diyor. Demek ki sırat-ı müstakim üzere giden insanların şeytanı bol oluyor. O zaman o insanların çok dikkat etmesi lazım. Ağızlarından çıkan sözlere, kavillere, fiillere çok dikkat etmesi lazım. Yani şeytana şenlik diyarlarda o işlerle ya, uğraşan insanların yanında arama. Ya. Yani hani hacdan dönüşte musallat olurmuş ya, şeytan ziyadesiyle. Hatta hacda musallat olur. Hacda musallat olur. Onu bozacak. Yani. İşte namaza duracaksın, yaklaşacak. Sırat-ı müstakim üzere gitmek istediğinde yaklaşacak. Bu konuda farkındalığımızın açık olması lazım. Şuurumuzun, bilincimizin açık olması lazım. Özellikle toplumun önünde giden insanların, özellikle din adamlarının buradan sesleniyorum ve rica ediyorum. Rica ediyorum, diyorum ki şu insanlara kendi aklını din edinip o aklı din diye insanlara anlatmayın.
Yani bakın, ağzınızdan çıkacak söz iki kere düşünün. Deyin ki bu söz acaba rahmani mi, şeytani mi? Çok bir tefekkür doğru. edin ve Kur'an ölçüsüne vurup konuşun. Şimdi işte muhlisun burada istisna diyor şeytan. Niye? Yani sırat-ı müstakim üzerinde gidecek olanlar da gerçekten muhlisun demek ki. Peki ihlas burada ne demek? İhlasın türlü tarifleri var ama ben ihlası şöyle anlıyorum gene. İhlasın sırrı da aşktır hocam. Aşksızlara ne gerek hocam? Aşk varsa bir insanda, nasıl ki hani şeyi dağı deldi ya Ferhat. Ferhat değil mi? O nefs dağını, şirk dağını, günah dağını delebileceksin ki o zaman sen mahbuba ulaşasın. Mahbuba ulaşırsan o da sana Habib der. Efendimizin sırrı Habibullah değil mi? Allah'ın Amin. Sevgilisi demek. Hubbiyet sırrı, aşk sırrıdır Efendimizin sırrı. Ve bu dini de aşkla anlatmak lazım. Gerçekten böyle anlatmak lazım. Gençlere de öyle. Ben mesela namazı şöyle anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar, diyorum ki sizin nişanlınız, sözlünüz sizi ne bileyim çok uzak bir İstanbul'un bir uzak bir yerine çağırsa, sabahın beşinde gel dese gider misin? Hocam koşa koşa giderim diyor. Gittin görüştün, o kadar yolculuğu çektin, geri geldin, çok uzak mesafedesin. Ya çok özledim, öğlen de bir daha gel dedi. Gider misin? Giderim hocam diyor. Diyorum ki akşama bir daha gel. İkindi, hocam 10 kere de çağırsa giderim. 50 kere çağırsa gider. 50 kere çağırsa gider. Çok güzel. Diyorum ki çok arkadaşlar. Güzel. Allah-u Teala'yı da böyle bir aşkla sevseniz. O dese ki gel. Ya gelin buluşalım dese. Sabah güneş doğmadan önce sabah namazında buluşalım. Güneş tam tepedeki öğlende buluşalım. İkindi akşam olmadan özlerim. Arada bir daha buluşalım. Çok ya güzel bunu hocam. Bu şekilde anlatmadığımız zaman olmuyor hocam. Çok kuru güzel. Oluyor. Artı yani gerçekten insanların o gönül iklimlerini, ben bazen öğrencilerim bana soruyor hocam hangi dili öğrenelim? İşte İngilizce mi, işte Rusça mı? Diyorum gönül dili öğrenin. O zaman gönüller fetholur. Bakın bu topraklar Anadolu toprakları değil mi? Süleymaniye değil, İstanbul. Önce gönül fethiyle İstanbul alınmadı mı? Evet. Öyle ya. Ne dedi? Mi? İşte külah görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih ederiz demediler mi? Niye bunu dedi? Anadolu topraklarına önce o kalenderi, melami, meşrep dervişler geldi. Gönül fethileri oldu. Bosna hakeza öyle. Öyle değil mi? O yüzden gönülün fethi için önce gönül diliyle konuşmak lazım. Onun için önce hallenmek lazım. Eskiler ne diyor? Halin kale tesiri olur. Evet. Yani yaşanarak söylenen sözün tesiri olur. Kuru sözlerle olmuyor. Evet. Ve bu da neyi gerektiriyor? İhlas işte bu. Yani aşk varsa bir müminin gönlünde o sırat-ı müstakim üzere ihlasla gidiyor. Çünkü aşığına ulaşmak isteyen aşık nasıl dağı delerse muhlis mümin bir muhlis bir mümin aşkla Rabbine ulaşmak ister. Ve o aşk tecellisini gördükçe daha da aşklanarak motivasyonu artar. Daha da artar, daha da artar. İşte o perdeler bu sefer kalkmaya başlar ve bunun canlı örneklerini zaten yaşıyoruz. Bu aşkla yapılmış bir eserin etrafında Süleymaniye Külliyesi. Bakın bir sürü milletten insan toplanıyor. Değil mi? Demin aşkla bir eser okudunuz. İnsanlar hemen o aşka pervane gibi geldi. Eyvallah. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin türbesine dünyanın dört bir tarafında insanlar geliyor. Neden? Ne olsan ol gel. İster mecusi ister. İşte bunu ancak aşkla söylersin. Son bir bilgi daha. Genel kültür bilgisi oluyor. Bazen şaşırıyorlar. Yunus Emre Hazretleri. Bakın Yunus Emre'ye aşık Yunus deriz ama neden aşık Yunus deriz? Emre kelimesi Latince amor, Portekizce amore, Fransızca lemor, bu İran illerinde imren, Anadolu'da Emre'ye dönüşmüştür. Emre aşık demek. Ve her lisanda. Her lisanda. Yani amore'den Emre'ye Eyvallah. Aşık. İşte bu sır ruh çünkü geldiği yeri bildiği için aşkla besleniyor. Özür dilerim. O perdenin altında karanlıkta kalan da aşksız kalınca hocam hastalanıyor. Ruh hastalıkları diyoruz ya hocam. Evet. Aslında ruh hastalanmaz da nefis hastalıkları başlıyor. Evet efendim. O nefis hastalıkları işte haset, Eyvallah. Riya vesaire işte bu örtüden. O yüzden Kur'an-ı Kerim de diyor ki kendi nefislerine, özür dilerim, kendi evet. nefislerine zulmettiler. Bak hiçbir yerde Kur'an biz zulmettik demez. Hocam da nefislerine zulmettiler. Ne demek? Kendi kendini ört. Kendine araya engel koydun, sana o ya kendilerine zarar zulmetti, kendini karanlıkta bıraktın psikolojik tabiriyle. Ruh
geldiği yerle beslenemedi. Bu sefer açsızlıktan yerdeki aç evet. kırıntılarını aramaya başladı. Riya, eyvallah. Haset vesaire oldu. Ama tersi de aşkla, samimiyetle Allah'a yürümek, ihlas da budur. Eyvallah efendim. Bir hadis-i şerifi lütfen da hemen şey yapmak, rivayet etmek istiyorum müsaadenizle hocam. Buyurun hocam, ne demek? İhlasla amel yapın diyen Cenab-ı Mevla'nın dini ihlasla yerine getirin, eda edin. Muhlisine lehüddin diyor ya, evet. İhlas yerine getirin diyor Allah-u Teala. İhlasla yerine getirmeyenlerin durumunu mahşer gününde Allah-u Teala fahş ediyor. Ortaya koyuyor. Yani diyor ki, kulum sen diyor dünyada sana ben nimetler verdim ama sen diyor bunu kullanamadın diyor. O yüzden seni cehenneme göndereceğim. Allah'ım diyor ben senin yolunda cihad ettim diyor, savaştım diyor. Şey diyor ya sahabe, ya Resulallah insan var ganimet için savaşıyor, insan var riya için savaşıyor, insan var hatırlansın diye, gösteriş olsun diye başkaları, bunların men fi sebilillah, hangisi Allah yolundadır? Burada samimiyet hangisindedir? İhlas hangisindedir? Men katele tekune kelimetullahiyel ulya fehve fi sebilillah. Kim ilahi kelimetullah yücelsin diye, Allah'ın adı yeryüzünde yayılsın diye cihad ediyorsa o Allah yolundadır. Şimdi diyor ki kulum sen diyor cihat mihat etmedin diyor. Sen desinler diye bunu yaptın diyor. Alkışı dünyadayken aldın, kusura bakma götürün. Öteki kul, ya Rabbi ben senin için mal mülk sahibi oldum, senin yolunda harcadım. Yok kulum sen yaptığın iyilikleri benim peygamberim demedim mi? Sağ elin birinden sonra haber olmayacak ama sen her yerde anlattın. Her yerde alkışı dünyada aldın. Herkesin takdirini dünyada aldın. At götürün cehenneme. İki. Üçüncü ihlas bozukluğu, ihlası bozuk olan amel sahibinin durumu mahşer gününde. Dedi ki ya Rabbi ben okudum, ilim tahsis ettim, alim oldum, Kur'an'ı okudum, öğrencileri yetiştirdim, anlattım, okuttum, ettim. Ya Rabbi ben bunları hep senin için yaptım. Yok kulum sen benim için yapmadın. Allah için yapmadın. O yüzden Allah Kur'an'a diyor ki قُلْ اِنَّ سَلَاتِ وَنُسِكِ وَمِحْيَيَ وَمِمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِنَا شَرْكِيَ. De ki benim namazım da, kurbanım da, hayatım da, mematım da Allah'ım içindir, Rabbim içindir. Ona ortak koşmuyor. Gelip bizi bulana bunu kadar. Şimdi bunu niye söylüyorum, bu ayeti niye okudum? Bazı kardeşlerimize sorduğunuz zaman ya sen niye yaşıyorsun falan. Ya bir tane oğlum var diyor, onun için yaşıyorum. Bir tane kızım var, onun için yaşıyorum. Allah bağışlasın oğlumuzu da kızımızı da. Amin. Allah güzel bir şekilde yetiştirmeyi, vatanına, milletine, ay yıldızlı bayrağına hayran bir nesil yetiştirmeyi, hizmete milletine, Allah hepimize nasip etsin. Lakin senin yaratılış gayende Allah için, ölümüm de Allah için, hayatım da Allah için diyebilmendir. Kulum atın bunu cehenneme diyecek. Çünkü sen ilmi gösteri olsun diye yaptın, desinler diye yaptın. Ya ne alim insandır. Bunu sahabe anlatırken hadis toplayan bir sahabe geliyor, diyor ki ya bana bir seni çok etkileyen bir hadis söyler misin? Ağlıyor. Zannediyorum Ebu Hureyre olsa gerektir. İkinci seferde yine ağlıyor. Üçüncü seferde efendim sizi rahatsız ettim diyor, kusura bakmayın ben ayrılayım. Hadis toplayan birisi. Dur sana söyleyeceğim diyor. Beni diyor en fazla etkileyen hadis budur diyor. Ve diyor ben Allah'a ilim anlatıyorum ya, bunun hesabını nasıl vereceğim? Bunun samimiyetini nasıl yakalayacağım? Bunun muhasebesini yapıyorum diyor. Allah cümlemize ihlas, güzel bir soru sordunuz. İhlasla yaşamayı, ihlasla bu alemden göçmeyi, ahirete de hesabımızı ihlas vermeyi, ihlasla amin. Vermeyi nasip etsin inşallah. Hasan hocam izninizle bir şey sorayım isterim. Şimdi Cenab-ı Allah'ın bize bahşetmiş olduğu imkanlarla, nimetlerle, yine Cenab-ı Allah'ın uluhiyetine yakışır şekilde kulluğumuzu ortaya koymak bizim vazifemiz olsa gerek. Evet. Ama bunun bir sınırı var mıdır? Yani şunu demek istiyorum. Kanuni merhum Mimar Sinan'ı çağırmış. Ey mimarbaşı bana bir cami yap ki dillere destan olsun. Haşa ve kella, yine bağışlayın anlaşılsın diye soruyorum. Şu camiyi yapmak riya mıdır efendim? Bu ihtişamı ortaya koymak riya mıdır? Yani fiilleri riyadan uzaklaştırmak için lazım olan o ihsanı birazcık daha netleştirsek diye ve ihlası. Bu yüzden soruyorum. Kesinlikle efendim. Sahabe geldi. Herkesten gizli yapmış olduğu amelini kimseye söylemedi. Ama bir müddet sonra o amelinin sahabe arasında konuşulduğunu duyunca geldi, dedi ki ya Resulallah ben bir amel işledim ama gizledim. Fakat ne hikmetse, nasıl olmuşsa duyurmuş ya Resulallah. Dedi ki Allah Resulü sen iki sevabı aldın dedi. Birisi dedi amelini ona bunu anlatmak suretiyle masa masa dolaşıp anlatmak suretiyle zayi etmedin, ondan dolayı aldın. İkincisi sen gizlediğin halde Allah onu ortaya çıkarmıştır. Bundan dolayı sevabı aldın dedi. Bu hadis-i şerif sizin bu sorunuzun en güzel cevabıdır. Benim bir şey söylememe gerek yok. Eyvallah. Hocam
bir işin tesiri, sonucu onun evvelini de gösterir. Eğer bir eser, bir iş, bir fiil ortada ve sonucunda etrafına rahmani bir tecelli oluşuyorsa orada riya yoktur, orada aşk vardır. Aşkla yapılan eser işte Rahman'dan geldiği için ebedi bir eser olur. Öbür türlü riya ile yapılan eser yerle bir olur hocam. Biz onun sonucundan da anlarız. O samimiyet riya mı değil mi? İşte riyayı o yüzden Allah'ın dışında sevgiyi aramaktır diye tabir ettim. Çünkü evet. Allah'ta araması gereken şeyi dışarıda arayınca Allah onu yerle yeksan eder. Allah'tan gelerek yaparsa o zaman o Allah'ın riya gösteriş demek biliyorsunuz. Elbette. Yani rea kelimesinden geliyor. Görünen şey. Eğer aşkla yapılırsa o zaman görünen Allahu Teala'nın tecellisi olur hocam. Değil mi efendim? Nefsin değil. Allah'ın tecellisi. Öyle diyor ya hocam. Oraya da hücum olur. Oraya işte şey olur. Men semma'a semma'allahu bihi. Men ra'a ya ra'allahu bihi. Kim şöhret olsun diye bir şeyi ortaya korsa ya, Allah onun şöhretini etrafa yayar ve onu rezil eder. Ya. Kim gösteriş olsun diye bir şey yapar ise ya, Allah onun yapmış olduğu, gösteriş olduğu şeyi fahş eder ve o insanların önünde netice diyorsunuz ya, neticede rezil olmuş olur diyor. Ya, bu da teyidi oldu. Bir de az önce okumuş olduğunuz eserde buyuruyordu ya, kalp aynamı parlattım, evet, sırat-ı müstakime ulaştım diyor ya. Hocam bir defa en temelde bunu anlamamız lazım. Yazmışlar mübarekler, sırlarını ifade etmişler, beyitlere dökmüşler. Şimdi şuradan temel soru şu, gençler de soruyorlar bize. En temelde insanın şunu anlaması lazım. Niye biz nefs terbiyesi yapmak zorundayız? Niye biz ahlakımızı güzelleştirmek istiyoruz? Niye isteyelim? Çünkü öbür tarafta her şeyi yaşamak isteyen bir akıl var. Ve yaşayın, evet, özgürce yaşayın diyen bir akıl var. Evet. Diğer tarafta gençlere hazlarınızı kontrol edin diyen bir şey var. Evet. Hocam dünyanın bütün dinlerinde, fasit dinler dahil, kendini gerçekleştirme yolculuğunun sırrı dürtülerini kontrol etmekten geçiyor. Değil mi efendim? Nefsini kontrol etmeyen kişi o aynanın işte evet, tozlu topraklı aynaya benzer. Ama ibadetle, taatla uğraşan kişi aynayı parlatmış olur. İşte sizin eseride buyurduğunuz o ilahi evet, tecellilere mazhar olur. Allah razı olsun. Ben izninizle son eseri okuyup ya ne güzel, yanınıza evet, gelmek isterim efendim. Buyurun efendim. Sonra yeni hususiyetle devam edeceğiz buyurun inşallah programımıza. Buyurun üstadlar. Aşk beni yetize bu ne yalanmış bu füs. Derdi aşka gece gün eşki çeşmim oldu. La ilahe illallah nur Muhammed sallallah. Hasbi Rabbi cellallah. Gelin aşık yanalım,
kalksın hicran aradan, vuslatın her camiden, merhamet et Kenan'a, Rabbim birsin yaradan. La ilahe illallah, Nur Muhammed sallallah, hasbi Rabbi cellallah, bildim Allah illallah, hasbi Rabbi cellallah, bildim Allah illallah, la ilahe illallah, Nur Muhammed sallallah. Maşallah, barekallah. Cenab-ı Allah tevhid ehli eylesin cümlemizi inşallah. Burada buluşturduğu gibi ahirette de buluştursun. Orada da meşk yapalım yahu. İnşallah yapalım. Allah kabul etsin. Eyvallah efendim. Allah razı olsun. İnşallah. Orada da ikram eder Cenab-ı Allah. Ya. Ne var ya? Değil mi muhterem ya, hocam? Eser dedik, aşk dedik. Hep aşklanarak gidiyoruz. Ya, hakikaten öyle. Şimdi eğer o tecelli edecekse o tecellinin önünde hiçbir şey ya, duramaz hiçbir hocam. Şey duramıyor. Yani Cenab-ı Allah yeter ki ol deyiversin. Olur. Yeter ki o tecelliye mahal olabilirsin. Değil mi efendim? Yani. Muhatap olunabilirsin. Muhatap olabilirsin. Güzel olacak inşallah. Güzel olacak inşallah. Allah'ın izniyle. Şimdi efendim, öyle bir noktaya geliyor ki insan, aslında diyor ki kendi kendine, yahu hasetten kurtuluverdik elhamdülillah ya Rabbi. Riyayla da uzun süredir hamdolsun hiçbir temasımız olmadı. Çok şükür deyiverip arkasını yaslandığında kibre düşmüş olabilir. Yani bu o kadar ince bir nokta ki, Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ya da şu, kibirli insana kibirli davranmak sadakadır diye bir hadisi şerif işittim. Etrafımda o kadar çok kibir ehli var ki ben de o yüzden kibirli davranıyorum demek. Kibrin ta kendisi olabilir. Kibir neyse yahu, böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar beni görünce beni kibirli zannediyorlar. Halbuki ben kibirden yapmıyorum. Kendimdeki bilgileri ya da bulunduğum noktayı muhafaza için böyle davranıyorum. Halbuki ben liyakatli bir Müslümanım demek de kibir olabilir. Yani hülasa evet. Kibir her şeyin sonunda, günün sonunda o sırat-ı müstakim üzere kendisine yer tutan şeytanın sana sağdan yaklaşması olabilir. Ya. Biraz kibirden konuşalım mı efendim? Zurgay Hocam, buyurun. Sizinle başlayalım. Ağzı. Sonra değerli evet. Hocamıza dönelim. Öyle güzel izah ettiniz ki gerçekten şeytanın sağdan yaklaşması, soldan yaklaşması demin konuştuğumuz ayette de vardı. Kibir de bunun en bariz özelliklerinden birisi, Allah muhafaza eylesin. Amin. Kibir şeytaniyetten, malum ayette de istekbara kelimesi geçiyor, kibirlendi. Ebba ve istekbara, yani çekindi ve kibirlendi. Şimdi kibir şeytaniyetten gerçekten, Allah muhafaza eylesin. Şimdi kibirin aynı zamanda psikolojide de bir yeri var bu arada. Evet. Mesela bazı ruh hastalıklarında o grandiyöz tavır diyoruz biz. Narsistik kişilik bozuklukları dediğimiz bozukluklar var. Narsizm çok önemli bir çağımızın illetlerinden birisi narsizm. Bunun psikolojide de bir tanımı var. Narsistik kişilik bozukluğu diye. Yani bu ne demek? Kişinin kendisini çok üstün görmesi, üstün bir özel bir varlık insan olarak görmesi, diğer insanların ona hizmet ettiğini düşünmesi, hizmet etmeniz için varsınız. Şimdi o kişilik bozukluğunda olan insanlar öyle konuşuyor. Siz bana kişilik hizmet etmek için varsınız. Ben çok özel bir insanım. Şöyleyim, böyleyim ve kendi menfaatleri için başkalarını kullanma. Bunlar psikopatoloji kitaplarında, bizim DSM dediğimiz psikopatoloji tanıma kitapları var. 5. versiyonu çıktı. DSM 5'te böyle tanımlanıyor. Aynen böyle tanımlanıyor söylediğim gibi. Dolayısıyla bu aynı zamanda bir psikolojik rahatsızlıktır. Eskiler de bunu çok güzel anlatmışlar. Aslında bugünkü psikolojik rahatsızlıkların bizim lügatimizdeki yeri ilmün nefs diyelim. Hmm. Nefs hastalıkları, nefs ilmidir. Ruh hastalanmaz çünkü demin dediğim gibi ruh hastalığı olmaz ama nefs hastalığı var. İşte bu nefs hastalığının en önemli özelliklerinden birisi bu kibir. Yani kibir de kebara kökünden geliyor, büyüklenmek demek. Hmm. İşte kibirle yaklaştığı zaman kişi o zaman şeytanın kovulduğu gibi Allah'ın huzurundan kovulur. Allah muhafaza o zaman o nur tecellisi dedik ya, aşk tecellisine mazhar olamaz, mahal olamaz. O zaman kurumuş çöllere döner, Allah muhafaza. Kibir hocam, en sevilmeyen şeylerden biridir. Bağışlayın, bir virgül koyalım. Buyurun. Burada. Kendi halini
öyle büyük bir noktada ifade eden bir mübarek zat gidiverir, kendisine işaret edilen üstadın bulunduğu yere, yahu der ben bu sokakta çarşı dükkan dükkan gezen adamdan mı kemale ermeyi öğreneceğim der, gider geri döner. Bağdat yolundayken gece rüyasında boynundaki zinciri çekerek tekrar Ankara'ya getiriverirler. Kimdir o? Akşemseddin Hazretleri. Gelir sonra bağışlayan köpeklerin yemek yediği yerden yemek yemeye doğru meyledince Hacı Bayram Veli Hazretleri gel köse der, gönlümüzü kazandır. Öyle kibirli olunmaması lazım ki hakikaten Allah dostlarının muhatabı olabilesin, nazarının nazarına değmesini sağlayabilesin. Sevgili Ankara, öyle güzel insanların şehrinde yaşıyorsun ki Cenab-ı Allah tuttuğunuz, tutacağınız oruçları kabul eylesin inşallah. Ne olur Hazret'e gidince bizden de selam götürün. Bağışlayın hocam, Ankara iftarı vardı. Onu Estağfurullah, Allah kabul eylesin Ankara'yı. Allah razı olsun. Gerçekten Allah'ın sevdiğini de kullar da sever. Yani kibirsiz insanı Allah sever, o insanı da kullar da sever. Bir eser var Şebüsteri Hazretleri'nin, malum çok önemli bir mütasavvıftır. Yani belki bunları duymaya da vesile olur. İmam Şebüsteri Hazretleri'nin İnsan-ı Kamil diye bir kitabı var. Bizim geleneğimizde İnsan-ı Kamil kitapları var bu arada. Bence bugün en büyük sorunlarımızdan birisi de bu. Bizim insan modelimiz nedir sorusunun cevabını çok iyi düşünmemiz, tefekkür etmemiz, yeniden tanımlamamız lazım. Tanımlanmışı bulmamız lazım. O da Üsve-i Hasene'ye. Evet. Çünkü insan modeli hedeftir. Eğitimde hedeftir, psikoterapide hedeftir. İnsanı nasıl bir yere taşıyacaksınız? Mesela bugün modern psikolojide bu tartışmalar var biliyor musunuz hocam? Evet. Diyor ki biz diyor hep problemleri tanımlıyoruz. Acaba bir de sağlıklı insan kimdir onu tanımlasak? Buna da pozitif psikoloji bugün akım evet. ismi buradan geliyor. Yani iyilik hali nedir? Gerçekten iyi insan, iyilik hali, ruh hali, ruh sağlığı iyi evet. olan hal ne demek? Bunları tanımlayalım diye uğraşıyorlar. Evet. İşte bunların hepsinin tanımlarını biz görüyoruz. Ne demek? İmam Şebüsteri Hazretleri hocam insanı kamili şöyle tarif ediyor. İnsanı kamil o kimsedir ki sultan iken kulluk eder. Ya. Ya. Muhteşem. İşte bu yüksek yani altyapısıyla her şeyle yüksek olduğu halde o tevazuyu gösterebilen ve bunu samimiyetle gösteren kişi Allah'ın sevgisine mazhar olur. İnsanın kamil sırrına mazhar olur. Efendimizin o benim ümmetimin alimleri beni İsrail'in nebileri gibidir dediği insanlara dönüşür. Ve Allah kibirden muhafaza eylesin. Kibir amin. İse amin. Insanı huzurdan kovar şeytan gibi. Eyvallah. Bir detay daha arz etmek istiyorum. Şeytan alimdi. Bakın. Burasını iyi düşünmemiz, tefekkür etmemiz lazım. Şeytan cahil bir insan değildi. Daha doğrusu cahil bir varlık değildi. Cehlinden yapmadı bunları. Cehlinden yapmadı. Biliyor idi. Bilgisinin kibrine kurban oldu. Hüküm verdi. Allah'ın huzurunda hüküm veremezsin. Mesela melekler de bilmiyordu. Sordular, dediler ki yeryüzünde kan dökecek bir kavim yaratacaksın diye sordu melekler. Allah-u Teala onlara izah edince onlar teslim oldu. Teslim olmak yani Müslüman teslim olan demek. Oradan başlıyor. İhsan dediniz. Önce İslam'ı soruyor Cebrail. Sonra imanı, sonra ihsanı soruyor. Yani İslam'dan ihsana bir yolculuktur bizim dinimiz. Bir de çok güzel bir hitamı var Cibril hadisinin. Kıyamet ne zaman kopacak diye soruyor. Evet, o da çok enteresan bir nokta. Değil onu mi efendim? Arz edeyim isterseniz. O benim bu arada ihsan modeli diye bir psikoterapi modelim var hocam. Yani ihsan modeli diye bir danışmanlık modeli tasarladım ben. Allah nasip etti. Elhamdülillah. Modern psikoterapi ile İslami terminolojinin bir arada kullanıldığı bir manevi danışmanlık modeli. Aynı zamanda çok şükür yurt dışında da teveccüh gördü. Türkiye'de de İslam dini terminolojisiyle çalışan bir psikoterapi modelimiz oldu. Bu modelin adı da ihsan modeli. İşte ihsan modelinin esinlenme kaynaklarından birisi bu Cibril hadisidir. Bu hadisin ben epey tahricini araştırmasını da yapmıştım. Kütüb-i Sitte'de ve diğer sahih hadis kitaplarında. Orada gördüm bu hadisin devamını arz ediyorlar. Kıyametten haber ver diyor Cebrail. Metal kıyamet. Ya o zaman sorulan sorandan daha iyi bilmemektedir diye Efendimiz daha fazla cevap bilgi sahibi değil diyor. Evet. Bunun üzerine alametlerinden haber ver deyince beni hep dehşete düşüren iki alameti söylüyor. Çok önemli, psikolojik açıdan da çok önemli. Birincisi, annelerin, köle annelerin efendilerini doğurması.
yapıyor. Bakın köle annelerin efendilerin doğurması. İkincisi de yalın ayak başı çıplak deve çobanlarının yüksek binalar yapmakta yarışmasıdır. Evet. Şimdi bir gül koyacağım biraz. Köle annelerin efendilerini doğurması evet. İşte şu. Bugün öyle çocuklar var ki anne benim yemeğim nerede? Anne şuyum nerede? Ne konuşuyorsun be yahu falan filan deyip annesine ters ters konuşan ve annesini adeta köle gibi kullanan bir nesil ne yazık ki Allah muhafaza görüyoruz. İşte bu da o alametleri bana işaret ediyor. Bir de evet. Yüksek binalar zaten. Efendim orası kentsel dövüşüme giriyor. O yüzden başlayın. Şimdi bu tarafa dönelim. Şimdi efendim aslında hakikaten kibirle alakalı. Yani kibrin büyüklük taslama oluşu ve tepeden bakma oluşunu da biliyoruz biz. Ama öyle ince bir çizgide kibir eğer insan dünyasında nisap miktarınca olur ve hakikaten böyle bir hastalığa düçar olmuş kişiye uygulanırsa sanki hastaya zehir zerk edip onu hastalıktan kurtarmış olmak mesabesindedir ki bu fiil ona şifa olur ama yapanı inşallah tehlikeye düşürmez ümit ederiz. Bu ince çizgiyi kibir üzerinden nasıl tarif etmek lazım efendim? Bu nisap miktarı 40'ta 1 mi yani? Bağışlayın yani. Böyle ama hani Allah-u Teala ne diyor? Muhammedur Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ اَشِدَّوْ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَوْ بَيْنَهُمْ Şeyi koymuş, kıstası koymuş, ölçüyü koymuş. Yani siz diyor, size karşı kibir yapana, size karşı üstünlük taslayana, siz de gerekli şeyi haddi aşmadan vakarlı bir şekilde ortaya koyun diyor. Size karşı şiddet gösteren küffara, رُحَمَوْ بَيْنَهُمْ Müminler kendi aranızda çok merhametli olun, dikkatli olun ama diğerleri, inanmayanlar size karşı bunu kullanıyor da sizin üzerinize geliyorlarsa sen de orada İslam'ın vakarını, izzetini koru diyor. Hı hı. Yani tamamen böyle pespaya şekilde ben işte mütevaziyim, ben tevazu sahibim. Böyle bir şey yok. Allah Resulü ne buyuruyor? Men tevada'a lillahi ma tevada'a lillahi illa refa'ahullah. Allah için tevazu edenin makamını Allah yüceltir diyor. Allahu. Görüyor musun bak? Ma tevada'a lillah ama Allah için ha. Allah bu lillah ifadesi var ya Kur'an'da, hadislerde yani. Manası çok geniştir. Yani Allah için bir şeyin olması ne demek? Bir şeyi Allah için olursa her şey değişir yani. Orada kibir olmaz, orada riya olmaz. Niye? Allah için olur ise. Mesela bir yaşlı bir zat bir ilahiyat mezununun paltosunu tutuyormuş kış mevsiminde Erzurum'da. O ya genç delikanlı demiş ya Hacı amca sen ne yapıyorsun? Ben bak 25 yaşındayım sen 70-80 yaşındasın bana paltomu istiyorsun. Bende de nefis var işte sen bunu yaptığında benim halim ne olur? Eğilmiş demiş ki o delikanlıya hocam demiş ben bunu senin için tutmuram ki demiş bizim oranın ifade. Biz, evet. Ben bunun için tutmuram ki ben Allah için bunu tutmuram demiş. İlmine saygıdan hürmeten tutmuram yoksa senden bir alakası yok demiş kendi üstüne alma demiş. O delikanlı demiş ki madem öyledir hadi tut o zaman. Şimdi hocam güzel söyledi. Kulna lil melâke üscüdü li âdeme fesecedü illa iblis. Eba ve stekbara. Allah-u Teala meleklere dedi ki meleklerin arasında ilmiyle tebarüz etmiş, takvasıyla tebarüz etmiş, ihlasıyla tebarüz etmiş. Ebul cin olan cinlerin babası olan şeytan da vardı. O makamlara yükselmişti. Evet. O şeytan ki gökyüzünde Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin ihvasını etti, kandırdı, aldattı. Yeryüzünde evet. De aynı şekilde secde etmedi. Evet. Allah-u Teala dedi ki meleklere secde edin Adem'e dedi, secde etmedi. Kibirlendi, istikbar etti. Eba yüz çevirdi, istikbar etti, kibirlendi, kenara çekildi. Peki Yine hocamın bahsine ek olsun diye söylüyorum. Mesela Karun diye bir hadise var değil mi Firavun? Evet. Biliyorsunuz Firavun'un yanında bir Haman var ki o bürokrasi temsil eder. Firavun'un yanında bir Karun var, o da ekonomiyi temsil eden birisidir. Çok müthiş. Yani ekonomi iki yönden o kadar zengindir ki anahtarlarını bir topluluk ancak taşıyabiliyor. Taşıyamıyorlar yani. O bir gün ayet-i kerime diyor, bir gün kibirleniyor, öyle istikbar ediyor ki, öyle kibirleniyor ki. Diyor ki ben buna hak ettim diyor ya. Benim istitaatım, benim kabiliyetim bunu hak etti ve ben bunu elde ettim dedi. Kendi ilmimle elde ettim. Kendi ilmimle elde ettim diyor. Ben evet. Kendi bilgimle kendi. Ama Allah da diyor ki
Onu veren, tabii Allah-u Teala verdiği zaman rızkı kimseye ayırt etmez. Bu inanmayandır, bu inanandır, bu işte gayrimüslimdir, bu Müslümandır, ona vereyim, ona vereyim yok. Allah-u Teala rezzaktır. Rızkı dilediğine, ilmi çalışana verir. Kural bu. Rızkı dilediğine, ilmi çalışana verir. Sen bazen tarlanı ekersin, 50 ton arpa buğday beklersin. Fakat bir dolu indirir, 10 ton bile alamazsın. Hani çalıştırmıştın, çok çalışmıştın. Demek ki Allah rızkı dilediğine veriyor. İşte o Allah, biz günde 5 vakit ezanlarımızda hep Allahu Ekber, Allahu Ekber diyoruz değil mi? Ezanımıza kaç dakika kaldı üstadım bu arada? Hocam şu anda yaklaşık 7 dakika var. İyi varmış maşallah. Var efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber derken tekebbürün, kibirin yani büyüklenmenin Allah'a ait olduğunu, insanoğlunun böyle bir potaya girmesinin yanlış olacağını biz günde 5 vakit zaten dünyaya, aleme ilan ediyoruz. Değil mi? Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allah küçüğü olmayan büyüktür. Allah ikincisi olmayan tektir. Kul huvallahu ehadın manası Allah tektir diyoruz ya. İkincisi olmayan tektir. Yoksa bu Allahu Ekber biz ismi taftir manasında. Çünkü ismi taftir öyle bir manası var ki altında düşük derecede olanlar var malumunuz. Evet, ama bu öyle bir sıfattır ki Allahu Ekber sıfatı. O yüzden Allahu Ekber, Rullahu Ekber değil. Ezanda müezzinlerimiz doğrusunu okur. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okurlar. Peygamberimiz diyor ki el-ezanu cezmün. Ezan cezimle okunur. Fıkıh kitaplarımız diyor ki cezimle yani Allahu Ekber, Allahu Ekber demiyorsan bile o zaman fethayla geçiş yap diyor. Bil fethati. Eyvallah. Doğrusu Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okumaktır. Çünkü sıfattır. İsmi tafsir olarak almıyoruz. Ya da Allahu Ekberu, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tamam, eyvallah. Öyle okunması yanlış. Sadece fethayla. Allahu Ekber, Allahu Ekber şeklinde. Doğru. Bir doğru, o hadis sabit zaten. Alimler de diyorlar ki eğer geçeceksen fethayla geç diyor. Eyvallah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. O yüzden El Fikhu ala Medahibli Erbade İmam Cezeri'nin ezan bahsini mutlaka müezzin kardeşlerimin, imam kardeşlerimin, biz müftülerin mutlaka okumamız lazım. Orada ezanı nasıl okumamız lazım? Hepsini keyfiyetini gayet geniş bir şekilde almıştır. Ama biz bu şey ifade içinde Allah'ın büyük olduğunu ve en büyük olduğunu, ey insanoğlu sen وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا. Yeryüzünde böyle çalım satarak kibirlenerek yürüme. Senden yüce dağlar var. Haddini bil diyor. İmam Gazali çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki haddini bil ey insanoğlu. Evvelin bir damla meni, Hazreti Ali'nin dediği gibi. Ya evvelin bir damla meni işte sen busun yani. Kibirlenmene gerek yok. Allah'la efe der ya bir dağ ne kadar yüce olsa bir kenarı yol olur diyor. O kadar. Yani sen öleceksin. Seni bir müddet bıraksalar kokacaksın. İnsanlar yanına bile yaklaşmayacak. Kabre defnedecekler. Yılanların, çıyanların her türlü böceklerle muhatap olduğun bir aleme giriyorsun. O yüzden Peygamberimiz ne buyuruyor? El kabru ravzatun min riyadil cinan ev imme huferun min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçedir veya cehennem çukurlarındandır. O yüzden biz değerli kardeşim, Necip kardeşim, buradan bir şey söyleyebilir miyim kardeşlerime? Lütfen efendim. Biz ölümün hak olduğuna inanmışız. Ölüm hak mıdır? Yani, ben aynen. Hak mıdır diye sorayım, siz haktır deyin olur mu? Haktır. Ölüm hak mıdır? Haktır. Sırat hak mıdır? Haktır. Mizan hak mıdır? Haktır. Hesap hak mıdır? Haktır. Kabir hayata hak mıdır? Haktır elbette. Şefaat hak mıdır? Haktır elbette. İşte ehl-i sünnet ve cemaatin yolu da budur elhamdülillah. Eyvallah. Ehl-i beytin yolu da budur inşallah. Eyvallah. Genç kardeşlerime buradan ilan ediyorum ki aman ha gençler. Sezai Karakoç'un dediği gibi İslam'ı öyle yaşayın ki sizi öldürmeye gelen sizde dirilişini gerçekleştirsin. Sizde dirilsin, sizde var olsun. O yüzden siz hal ehli olun. Konuşmayla bu işte biz konuşuyoruz zaten Allah dil vermiş. Siz hal ehli olun. O kadar güzel yaşayın ki arkadaşlarınız gelsin size dirilişini gerçekleştirsin. Ve yeri geldiği zaman, bir cümle daha söyleyeyim hocam. Buyurun. Yeri geldiği zaman, bakın ben demek kime aittir? Şeytana ait. Çünkü o Allah-u Teala dergahından kovunca dedi ki neden bana secde etmedin? Dedi ki halaktani minnar ve halaktahu mintin. Beni ateşten yarattın. Onu ise topraktan yarattın. Ya bu nasıl bir kıyastır? Bu bir kibir alametidir. Ne alakası var ateşle toprağın? Ateş öfkelidir. Ateş yakıcıdır. Ateş kızgındır. Ateş üretmez. Toprak ise üretendir. Toprak mütevazidir. Zaten kibir Allah'la kibirin arasında eyvallah. Perdedir. Onun için diyorum ki ey genç delikanlım, kim var dendiği zaman köprü başında, sağına soluna bakmadan benim olmadığım yerde hiçbir fert yoktur şuurunda bir nesil bekliyoruz. Allah razı olsun hocam. Diyen bir nesil inşallah inşa edeceğiz. İnşallah. Derdimiz de gençliktir Allah'ın izniyle. Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Hocam son dakika. Son cümleyi ben o zaman, son cümlemi.
Hocam diriliş dedi. İnşallah bu diriliş tüm İslam coğrafyalarında da gerçekleşsin İnşallah. Mübarek günler hürmetine. Amin. Yani Doğu Türkistan'da gerçekten çok ciddi zulümler var. Arakan'da, işte Keşmir'de, Filistin'de hala izliyoruz. Ve bunların da ara ara gerçekten gündeme getirilmesi lazım. Dünyanın neresinde mazlum bir coğrafyada Müslümanlar varsa Allah bu ihlas, bu İslam'ın bize verdiği nur ile tecelli etsin. Tevhid Amin. Sırrı etrafında yeniden bizleri buluştursun. O İslam'ın güzel günlerini bizlere kavuştursun. Allah razı olsun. Turgay Hocam çok teşekkür ne ediyoruz. Hakikaten çok keyif aldık. Hasan Hocam Allah razı olsun sizden de. Eğer izniniz olursa İstanbul İhtarı'na zatenizin duasıyla vasıl olmayı isteriz. Olur. Ben izninizle programı kapatayım. Emin. Tekrar değerli hocalarımıza, değerli seyircilerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Burada bugün bu akşam Süleymaniye'nin hemen yanı başında huzurlu bir iftar sofrası kurmak için gelen binlerce mümin kardeşimizle birlikte şu anda bizleri seyreden değerli dostlara, sizlere selam ediyoruz. Cenab-ı Allah tuttuğunuz, tutacağınız bütün oruçları kabul eylesin. Sahurda Bereket Vakti programında sevgili Nur Haktan kardeşimin konukları dilin afetlerini, gıybeti, iftirayı ve yalanı konuşacaklar. Ve konukları Diyanet İşleri Başkanlığı Hacı Umre Hizmetleri Genel Müdürümüz Remzi Bircan Hocam ve Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yakup Bıyıklıoğlu hocalarımız inşallah konuşacaklar. Biz de bugün inşallah bu programla konuştuğumuz hasletleri ömrümüzün tamamında güzellikleriyle değiştirebilmek üzere ve o güzellikleri ömrümüzün tamamında kalbimize nakşedebilmek üzere, yani istikbalimizi istikbar ile değil güzelliklerle süsleyebilmek ümidiyle bir sohbet gerçekleştirdik. Cenab-ı Allah yaptığımız sohbetleri dergahı izzetinde kabul eylesin güzelliklerle. Hasan Hocamızın duasıyla iftara vasıl oluyoruz. Kadar var. Yaklaşık bir dakika efendim. Amin. Allahümme leke sümne ve bike amenne ve aleyke tevekkelne ve ala zike efterne. Ya Rabbel Alemin, sana iman ettik, sana tevekkül ettik. İmsaktan iftara kadar yemedik içmedik. Senin Kur'an-ı Azimüşşan'da ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümüs-siyam kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettegûn. Ey iman edenler, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi siz de oruç tutun. Oruç size de farz kılınmıştır. Umulur ki bununla sakınırsınız. Hareketlerinize, fiillerinize dikkat edersiniz. Emrine imtisalen ya Rabbi, imsaktan şu ana kadar senin emrine imtisalen yemedik, içmedik. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı dergah uluhiyetine kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ramazan ayı içerisinde okunan Kur'anlar var, indirilen hatimler var, mukabeleler var. Her harfine 10 sevap olan, okunan hatimlerden hasıl olan sevabı da ahirete göçen analarımızın, babalarımızın, akrabalarımızın da ruhlarına ithaf eyledik. Sen haberdar eyle Rabbi. Ülemanın, sülahanın, şühedanın ruhlarına bağışla. Sen haberdar eyle Rabbi. Hissedar eyle Rabbi. Şu cennet vatanda birlik ve beraberliğimizin, istiklaliyetimizin alameti olan, semalarımızda dalgalanan, ay yıldızlı bayrağımızı ilelebet aşağılara indirme ya Rabbi. Amin. Ve yine semaramıza nidalanan, şehadetleri dinimizin temel olan ezanlarımızı ilelebet dindirme ya Rabbi. Ya Rabbi, Amin. Bizleri vatansız, milletsiz, dinsiz, diyanetsiz eyleme ya Rabbi. Amin. Ve selamun ala nuru cemi'il enbiya'yı vel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha. Allahu Ekber, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن